Türkiye'de. Hande sen söyle istiyorsan. <laughs> Tabii ki e, Mart ayının ortasında İzmir'den başlayarak Diyarbakır'a kadar e, yabancı üniversiteleri liselere götüreceğiz. Öğrencilerle tanışsınlar, e, onları anlasınlar ve öğrencilerin de yabancı üniversitelerle nasıl iletişim içinde olacağını görmek, onları bir araya getirmek amacıyla böyle bir tur düzenliyoruz. Her gittiğimiz ilde bir okulda da diğer okullara açık bir fuar yapılacak. Bunu benzerini Ekim ayında üç şehirde yapmıştık. Ankara, Eskişehir ve Bursa'da. Şimdi birkaç şehir daha İstanbul'da, katarak batıdan İstanbul'da da yapmıştık. İstanbul'da da yapmıştık. Evet İstanbul'u çok olan kabul ettiği için evet, hep varmış gibi. Evet. <laughs> İzmir'den başlayıp Antalya, Adana, e, İskenderun, Hatay bir gün geçireceğiz. Ondan sonra da Diyarbakır'da yapacağız en son. İnşallah çok güzel bir tur olacak. Peki Hande Hanım Hatay'a niye gidiyorsunuz ne yapacaksınız orada ya da İskenderun'da? Orada deprem bölgesinde de çok büyük bir talep var aslında ve onlar hakikaten hatırlanmak istiyorlar bilinmek istiyorlar ve üniversiteler de merak ediyor o bölgeyi çünkü başarılı çocuklar çıkabiliyor. E, o çocukların da bu fırsatları yakalama e, hakları var. Onları bir araya getirip en azından okulları tanısınlar, okulları o öğrencileri ve liseleri görsünler, oradaki yaşam şartlarını da görmeleri belki ileride burs için de faydalı olabilecek. E, yani her şekilde amacımız e, öğrencilere daha fazla ufuklar açabilmek, hı hı. onların önlerindeki yelpazeyi genişletebilmek. Bir de okullarımızın birçoğu yıkıldığı için orada ba bazı eğitim kuruluşları yükü, yükü üstlenmiş durumdalar ve çok feragat ederek bu işi yapıyorlar. Onlarla da e, direkt olarak onlara da götüreceğiz aslında. Görsünler diye ne olup ne bittiğini. E, yani bu haftada bir birinci yılı, yılımızı doldurduğumuz için o önemli. Şimdi bu böyle şeylerle uğraşıyoruz. E, Can İstanbul'da değil mi? Merhaba demek ister misin? Kendini tanıtmak ister misin? Sıradan ilk seni görüyorum da. O, merhaba, iyi akşamlar ben Can. Evet İstanbuldayım. Burada işte Edmonton bünyesinde iki seneyi geçti. Hep beraber ekip olarak çalışıyoruz. Biz Robert Kolej 85 sınıfı aslında. Öyle, öyle, evet, öyle de bir bir mafyalık var. Yani mafyada bir, bir bağlantılar mı? var diyelim şey olarak. Evet. Hatta Hande de ona dair çünkü kocasıyla evet. okula gittik. O da ait. <laughs> Nazan İş, sen... Eş durumunda. Eş <laughs> durumunda. Ailen, Yancı aileden, O aileden. Nazan sen kendin... Ee, ben de Kaliforniya'dayım. Ee, yaşım hanıma yarım saat mesafede oturuyorum. Ee, 4 beş senedir e, bu işle uğraşıyorum. Evet. Daha önce daha fazla olmuş olabilir ama neyse ben... daha fazla olmuş tamam. olabilir, evet evet. <laughs> evet. Daha ak akademisyenlik kısmını saymıyorum. <laughs> ee, ondan evvel bir 30 sene akademisyenliğim var üniversitede. Ee, okullara gidiyoruz, okulları geziyoruz, Admission officer'larla konuşuyoruz, ee, öğrencilerimizin faydasına daha fazla ne olabilir diye uğraşıyoruz aslında devamlı okay. öğreniyoruz, çalışıyoruz. Ee, yeni kurallara ve durumlara adapte olmaya çalışıyoruz. Gün okay. be gün. Ee, şey eğitimimiz nereden bu konuda? UCLA, UCI bu konunun en iyi el alındığı, eğitim veren kurumlar oradan mezunuz, devam edenlerimiz de var ama ekip olarak 10 kişiyiz aslında değil mi? Evet. Okey. Biz Tamam, self intro başlayalım. Şimdi enteresan bir şeyle başlayalım Bu arada Hande Hoca arada sırada size bu tür olayları nereden duyabilirsiniz? Instagram ya da YouTube kanalımıza e, kayıtları sonradan koyduğumuz için onları paylaşacak ki e, tekrar gitmek üstünden geçmek bakmak ya da seyretmeyen birisiyle paylaşmak isterseniz bilginiz olsun. E, şimdi yele niye ben buraya koydum? Bir bir tane okul, e, belki bazen e, erken. Sonuçları mevcut ama üniversiteler kendilerini tanıttıklarında bu sene burada ne oldu diye soru soruya cevap verirken neleri highlight ediyorlar bize bazı şeyler enteresan. Mesela geçen sene bu kadar olay oldu Amerika'da bu hükümet artık ırk ayrımına bakmadan üniversiteleri yani hükümet değil. Supreme Court ırk ayrımına bakmadan üniversitelere kabul yerde işlemleri yürüteceksiniz diye bir yaptırım oldu değil mi? Ya hatırlıyorsunuz bu makaleleri. Ama ona rağmen başka bir şey devam ediyor. O da legacy affiliation. Yani aranızda bu okullara gidenler varsa çocuklarınız başvuruyorsa o tabii çok yararlı sizler için ama çoğumuzun Türkiye'de olduğunuz için diyorum yoktur böyle bir durum. Yani olmayanlar çoğunluktadır. Yale Harvard'a gitmeyen. Onun için bu tabii Türk öğrencilerinin her zaman lehine işleyen bir durum değil. Can veya Nazan bir şey eklemek ister misiniz? Hani bizim kabullerimizden onu back out etmek gerekiyor aslında. Onun bir etkisi var hala en seçici okullarda. Bir başka bir düşünce var mıdır orada? Legacy prevails. Evet. Yani bir yere gitmedi. Azalmadı şu anda. Belki çok az azaldı. Birkaç tane discontinue. Yani Birkaç tane okul Karan aslında edeyim. ondan evet. vazgeçme kararı aldı. Evet. Ee, ama çoğunda değil. Hala duruyor. Bu çoğunda değil. Ama hala düşünülüyor. Bir sonraki bu e, res aranmasından sonraki adım aslında hani bu legacy affiliationlarla ilgili de bir yaptırım gelebilir mi diye e, öyle bir soru işareti de var ortalıkta. Hı hı. Tam olarak açıklayabilir miyiz neymiş bu legacy affiliation pardon? Tabii tabii. tabii. Yani tabii. bir çocuğun annesi babası e, o okuldan e, mezun olursa e, aynı okula e, girme kabul e, durumları. Kısaca kısa özet. Yani mesela siz atıyorum e, MIT'de yok ama yani MIT mezunusanız mesela atıyorum. Ee, örnek olsun, A, A üniversitesinden mezunsanız çocuğunuz da mesela bu üniversiteye e, kabul alabiliyor. Bazı durumlarda e, daha düşük istatistiklerle yani e, girme ihtimali olabiliyor. Tabii e, okula devamlı bir şeyde bulunuyorsunuz bu iş için. E, aktarımda bulunuyorsunuz, maddi bir takım aktarımda da bulunuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Veli'lerimizden biri UC'lerde bunu bıraktılar dedi. Doğru ama onu böyle çok uzun süre önce bıraktılar. Çünkü şeydeki, Kaliforniya'daki üniversiteler Amerika'nın diğer taraflarından biraz daha progresif. Mesela SAT hiçbir zaman bakmıyorlar e, alırken. Legacy onlar zaten söz konusu değildi bu işlerden önce de. Ama bizim şimdi bahsettiğimiz bu Ivy League'ler falan mesela. E, Yeşim okay. e, Hanım'ın sorusuna cevap verdikse Hani bir de şunu şey bir etrafına kırmızı çerçeve koydum. Country e, countries rep represented. Mesela 68 tane ülke var diye hani buraya da sunuma koyuyoruz. Demek ki e, Türkiye'den bir reprezentasyon her zaman her üniversite için önemli. Evet. Her ülkeden, değişik ülkelerden insan olması, daha multinational olması kültür açısından, globallik açısından e, üniversitelerin çok saklamak istemedikleri bir şey ki demek ki oradan hani, e, bir dağılım, bir diversity o, o şekilde gözetiliyor. Değil mi? İkinci sayfaya geçiyorum. Geographic distribution by residence. Hani ona önem veriyorlar. Şimdi ben UC'lere başvuruyor olsam ve e, Alaska'dan başvursam ya da Yale'e. Ha bak değişik buna da bakalım derler. Oradan çünkü pek fazla başvuran yok. Onun için o iyi bir şey. diye Geographic şey, diversity. Ama other including international 14. 14. O yani iyi bir şey. Bu bakılması gereken bir ratio. Bazı okullarda mesela görüyoruz, reprezentanları durmadan Türkiye'de ama yüzde dört falan yabancı üniversite şey öğrenci oranı ne demektir sizce? Tahmini olan var mı? O okullar recruit ediyorlar değil mi Türkiye'den? Bakmışlar ya Türkiye'ye biz biraz yatırım yapalım, gidelim bir bakalım, okulları gezelim. Oradan belki öğrenci çıkar, biz burayı istiyoruz. O yüzde dördü biz ne yapmak istiyoruz? Biz daha böyle normal bir rakama çekmek istiyoruz. Yani bir sekiz on falan olmalı değil mi üniversitelerin? Yani düşündüğümüzde aralar, yani öyle bir şey ol, yakın olması lazım üniversitelerin. Onun için bir, bir az olan yapmak istiyorum. üniversiteler şunu oynuyorlar. Ben, biz sizin çocuğunuz özellikle Amerika'dakiler. Biz sizin çocuğunuza eğitim veriyoruz. Eğitimin yanı sıra da kültür veriyoruz birçok okulda müze vesaire gibi kurumlar var. Yani yayılım web sitesine veya birçok okula gittiğiniz zaten her okulun bir müzesi var, her okulun bir müzik programları, kültür programları var. Bu kültürün farklı bir etkenlerinden birisi de farklı kültürleri bir araya getiren, yabancılarla kaynaşabileceği bir ortam sunmaya heves duymaları okulları. Bunun için de yabancı öğrencilerin gelmesini istiyorlar. Bunun için de yabancıları teşvik ediyor. İşte burada bakarsak hani bir önceki slaytta %14 legacy vardı yani annesi babası Yale'de okumuşlar. %114'te yabancı var. Ve hemen yan tarafa bakarsanız da görürsünüz hangi ülkelerden geldiğini görüyorsunuz. Dünyanın dört bir tarafından öğrenci var. Hı hı. Bir de high school rank onu da böyle mahsusdan şimdiden işaretledim. Ha bak background'da da international var tabii. Çünkü mesela Yale'e baktığımızda %95'i aldıkları insanların top 10% Değil mi? Şimdi biz biraz sonra case study'ler yapacağız. <laughs> o zaman direkt söylüyoruz. <laughs> en önemli şey nedir? <laughs> okuldaki notlarınız. Ortalama. Onun için 88 ortalama ile istiyorsanız 7 tane AP alın. Bir Arap okulunda hepsi 5 olsun. <laughs> It's not gonna help. Yani <laughs> mutlaka okuldaki durumunuz, notlarınız, sınıfınızda yüksek bir yerde olmanız önemli diye şöyle bir geçiş yapsam herkesin yüreğine indirip ha şunu şuraya koydum çünkü bununla ilgili çok verimli konuşmalar vardı. Ee, herkes bunu duydu mu? SAT'lerin durumu nedir, ne oluyor, ne bitiyor? Ee, onu bir konuşsak, özetlemek ister miyiz? Neler konuşuldu, neler oldu? Şimdiye kadar ee, Covid'e kadar birçok okul SAT notlarına bakıyordu. Biz de paşa paşa gidip herkes giriyordu SAT sınavlarına. Covid sırasında çok geçmişe milattan önceye girdim şu anda ama Covid sırasında sınavlarımız ertelendi hatta iptal edildi. Özellikle Türkiye'de çok zordu mesela değil mi? Bayağı iptal edilen sınav oldu. Onun için herkesin alma şansı olmadı. Şimdi aynı şey Amerika'da da oldu. Gidiyorsunuz sınava mesela sabah yedi de yedi buçukta aa iptal edildi bugün. Geri dönüyorsunuz evinize. Çocuklar gerçekten giremediler bir iki sene. Ondan sonra bir rehavet çöktü böyle çünkü başladılar. Okullar ne dediler? Peki tamam siz SAT'siz başvurun. Ne yapsın? Yani mecbur. SAT e, istese bir sürü insan alamıyor. SAT'siz de başvurabilirsin başvura, dediğinde millet ne yaptı? Herkes yani, her yere başvurdu. Herkes her yere başvurdu. Birazdan <laughs> söylüyor. Çünkü mesela ortalaması 75 olan çocuklar Stanford'a falan başvuruyor. Ee, biz de görüyoruz bunları <laughs> go ahead diyoruz Eğer, if it makes you feel better değil mi başvuralım ama zor tabi girmesi ama Amerika'da da Türkiye'de de başka ülkelerde olan şey bunu bundan önceki sessionlarda onlarla ilgili grafikler paylaşmıştık var YouTube kanalında ee, eskiden işte 8-10 okula başvuran şimdi bunun iki katı kadar e, %40-50 fazla okula başvurmaya başladılar genellikle Başvurulan okul sayısı Kamu ciddi bir şekilde arttı. Yani net net başvuran insan sayısı artmadı, başvurulan okul sayısı arttı. Ne oldu sonra? E, kabul oranları ne oldu? Bu bir paranın bir yüzü bu. İkinci yüzü de e, bu bu kadar insan daha çok okula başvuruyor. E, gene belli bir sayıda okula gidecekler. Yani 20 okula başvurup da 18'inden kabul alırlarsa, 17'sine e, hayır diyecekler. O zaman ne olacak? Okullarında e, kabul ettikleri insanlar arasında o okula yazılan insanların oranı çok düşük düştü demektir, değil mi? Mantıken bu iki şey birden gerçekleşti. O zaman okullar ratingler açısından kendilerini korumaya çalışıyorlar çünkü bu yield rate dedikleri kabul kayıt oranı e, ne kadar yüksek olursa okul için o kadar güzel gözüküyor onların ratinglerinde. Şimdi sizce iyi bir yield rate ne olabilir? Mesela kabul ettiğim insanların yüzde kaçı bana yazılır? Şimdi önümde de hiçbir rakam yok. böyle tam impromptu quiz oldu. Ama %20 ise çok zayıftır mesela. %70 yetmiş ise fena değildir, iyidir. Yani inanın ki Harvard'da bile %100 değil bu. John Hopkins'da falan %100 değil. Daha düşük oranlar. en yani iyi okullarda bile. Mantıklı geliyor mu söylediğim? Feedback. Can kafasını salladı. Ona bakıyorum. Okey devam ediyorum. Tamam. Ee, Aynen öyle. Yani Harvard'da kabul edilen diğer, yani Harvard'da kabul edilen Yale'da da kabul edildi. MIT'ye de Stanford'da da kabul edildi. Yani o, o ayrı bir, o kohorta ve bir, bunlardan birini kabul, tercih edecek. Onun için onlarda onlar da yüzde yüz değildir. Bu çok basit bir e, oranlamaya koyduğumuz anda. Şimdi SAT'ler optional kaldı kaldı kaldı. Ondan sonra ne oldu pat diye? Florida okulları, sonra Georgia okulları, sonra MIT, sonra bazıları, başkaları. <laughs> Yok artık biz SAT istiyoruz dediler. Dartmouth ne yaptı geçen hafta? O, o da isteği, beklendi. Biz de istiyoruz dedi. Bu arada, bu arada şimdi argümanın iki tarafını paylaşacağız sizin sizinle. Sizinle paylaştığımız bir iki makale oldu. Sizler de güzel bilgiler paylaşıyorsunuz gruplarda. Ee, New York Times'da iki tane makale çıktı. <laughs> SAT'ler diyor çocukların aslında başarısını çok daha iyi indicate, ediyor diyor high school performansından bazıları, diğerleri de hayır öyle değildir diyor. Ne diyorsunuz hanım? Konuşalım. Doğru haber... mu gerçekten? Ne dersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? İki benim yani şahsi şimdi... bir görüşüm var ama herkes mesela herkes onu paylaşmaz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Hep beraber konuşalım. Yani bu zaten interaktif bir şey. Beraber konuşalım. İsteyen miyötten çıkarıp söz alabilir, kendi düşüncesi olanlar var mı? Ben okulların e... Yani herkese aynı bazda değerlendirmek için bir platformunun olması gerekiyor. Bunu da SAT sağlıyor diye düşünüyorum. Hele de şimdi bu sene e, Amerikalı öğrenciler de dijitalde geldiler. Mart'ta hep beraber o havuzun içerisinde çocuklarımızın becerilerini göreceğiz. Bana çok mantıklı geliyor o, yaptıkları. Bilmiyorum. Ben sizin görüşünüzü <laughs> paylaşıyorum. Büyük ölçüde paylaşıyorum. Yüzde yüz değil ama yüzde yüze yakın. Ee, özellikle Türkiye'den ve yurt dışından diğer yurt dışından başvuranlar olduğu zaman mesela bir Robert Kolej'den başvuruyorsan iyi ala, yani ne ol, ne olduğumuzu akademik seviyemizin ne olması gerektiğini biliyor her okul Harvard Yale dahil değil mi? Hepsi biliyor ama bir Türk okulundan başvuruyor olsam benim ismimi duymasalar Çemişkezek Lisesi Manisa'da bir yer veya Bursa'da bir yer çok okulumuz var bunları bilmeyecekler ki bu okullar SAT olmadan bizim seviyemizi nasıl anlayacaklar? E benim not ortalamam 100. E hocam çok iyidir. En iyisi sensin diyor. Yani credible değil değil mi bir üniversiteye bu? Çünkü böyle bir benchmark yabancı öğrenciler için avantajlı aslında. Amerika'ya baktığımızda durum biraz daha farklı olabilir mi? Çünkü buradaki liseleri daha iyi tanıyorlar. Regional rapleri var falan değil mi? Kesinlikle. Evet. Bu Hanım buyurun ne olur. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben aynı şeyi söyleyecektim. Yani uluslararası öğrencilerde tabii bir sürü ülke var. Bir sürü okul var. Bir sürü yerden bir sürü çocuk başvuruyor. Elbette ki bir göstergedir yani SAT. Yani bir üniversite sınavı bizde Türkiye'de nasıl yapılıyor? Ee, belli seviyede bir şeyi görüyorlar. Ve kendi içinde de zaten yeni düzenlemeyle beraber bildiğim kadarıyla e, bir yani zorluk derecesini de ona göre ayarladılar. Dolayısıyla yani SAT alan öğrenciler için tabii ki hani bir göstergedir. Eğer IB veya işte AP vesaire bir şey almıyorsa da önemli bir gösterge olduğunu ben düşünüyorum. Amerika için de keza aynı şeyi düşünüyorum. Sonuçta bütün öğrenciler, bütün başvurular için bir temel bir göstergedir. Yani bence bu böyle. Yok çok haklısınız. Buse Hanım da haklı, Yeşim Hanım da haklı. Şimdi tam tersini söyleyeceğim size ama. <laughs> Aslında iki tarafından birden. Şöyle bir durum da var. İkisi de doğru, o da doğru, o da doğru. College Board non-profit ya burada. Amerika'da. Yani public söylüyorum, Türkçe söylüyorum. Yani bence görevini yapmayan bir kuruluş. Çünkü bu da kanıtlı ki paranız olduğunda buna daha iyi çalışabiliyorsunuz. Ya yani baksanız hocalarımız ve fiyatlarına. Çok enteresan so <laughs> konuşmalar vardı hocalar ve fiyatları konusunda. Yani e, zavallı veliler böyle girdaba düşmemek için böyle müthiş paralar harcıyorlar ve en e, hı, pahalı hocalarla çalışabilmek için ve feci pahalı. Yani Amerika'da da böyle. Türkiye'de de bu başını almış yürümüş. Yani ikisinin tek farkı olmamış zaten arasında fiyat farkı. Yani bu duruma çok üzülüyoruz. Çünkü eski mesela Eskişehir'den, Eskişehir'den böyle çocuklar başvurduklarında ki görüyorum, onlarla da çalışıyoruz. SAT notları çok düşük. Hiçbir zaman bir 1560, 1580 falan yok öyle bir şey. Yani 1400 30 aldığında o çocuk aslında Robert'ten 1580 almış çocuğun seviyesinde olduğunu varsayıyoruz. Çünkü zavallı imkanlarını kullanarak oraya çıktı. Yani Maalesef sosyoekonomik sosyo imkanlar SAT performansında büyük bir etkisi var. Şimdi birisi bir meslektaş şey dedi geçen gün. Onunla da e, onu da haklı buldum. E, tam yani college board'un da PR yaptığını unutmayalım. Bu makalelerle arkadan ama yani çok karışık bir mesele bu aslında işim adam kafasını sağlıyor, yapar 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 yani e, çünkü non profit ama e, başındaki insanlar o kadar çok para kazanıyor ki ne biçim non profit ben anlamıyorum yani herkesin de yine çalışan bir şey değil college board yani bilmiyorum Nazan ne düşünüyorsun burada oturan biri olarak yani ben hiç sevmiyorum kendilerini yani yani işte hem hem sevmiyoruz ama daha iyi bir şey opsiyon evet. olmadığı için de biraz mecbur kalıyoruz. Bu taraftan baktığımız zaman ya yani Amerika Dokyanlar tarafından baktığımız zaman ise e, mesela küçük bir lise rural bir area'da olan bir çocuk mesela ona iyi hazırlanamıyor çünkü Türkiye'deki Türkiye'dekine benzer bir şekilde tüttür tutamıyor. E, dolayısıyla e, daha yüksek bir SAT alabilecekken e, alamıyor ama tabii burada şöyle bir avantajı olabiliyor onların buradaki e, regional repler buradaki high school'ları çok daha iyi tanıdıkları için mesela küçük kalmış bir lisedeki bir çocuğun aldığı SAT skoruyla diğer işte e, milyoner e, olan ailelerin böyle gayet e, private school'da aldığı bir e, öğrencinin aldığı e, yüksek bir SAT'ye oranla daha kıymetli olduğunu görebiliyor. Yani bu fark var ama tabii bütün international high schoolları bilmelerine imkan yok. Evet. Amerika içindekileri biliyorlar ama Amerika dışında sayılı high schoolları biliyorlar tabii ki. Evet. O yüzden biraz mecbur kalıyoruz SAT'ye bence Tür Türkiye açısından benim fikrim. Şey Go ahead. Şey Go ahead. daha eklemek istiyorum. Bu yani Dartmouth'un prensi, rektörünü yaptığı açıklamada şeyi de söylemişti. Yani daha ne diyeyim? Düşük gelir gruplarının e, kabul oranlarını da SAT'nin e, optional olması negatif etkilemişti. Çünkü daha işte aynen Yeşim e, hocanın verdiği örneğe benziyor. Düşük gelir grubunun 1450 alması çok iyi bir indikasyon ve evet. öyle bir öğrenciyi alabilirdik ama bir göremediğimiz için alamıyoruz. O yani çok satır aralarında Dartmouth'un e, yani rektörünün yazısı e, açıklaması güzel bir açıklama ve zaten ekonomistlerle beraber yani okulun ekonomi departmanı ile yani veriyi inceleme açısından da bir araya gelmişler ve onun arkasında epey bir çalışma var. Niye yeniden e, SAT'yi zorunlu kıldıkları için çok güzel sorular var onları kaçırmak istemiyorum ee, bakalım mı bunlara mesela bak Hanım demiş ki ben diyelim bak bu Robert'te de böyle öğrencilerimiz var geçen sene çok vardı ee, mesela orada burslu okuyor biz de yardım ediyoruz ee, koçta da olabilir bütün okullarımızda var ee, herkes gibi şoförle okula gelen herkes gibi böyle milyon larca kaç kimler de 100 dolardan fazla alıyorlar şu sırada. Ee, onlardan bir bir sürü ders alamayacaklar. Yani aynı kefede değil ama bu çocuk o okullara gidiyor. O zaman nasıl değerlendirilecek? Okuldaki danışmanların ro rolünü şimdi anlıyor musunuz? o Bunların farklarını üniversitelere common app'te anlatması gereken aslında okul danışmanı. Bu okul bu çocuk bizim okulumuzda bursla okuyor. imkanları şu kadardır. Onun için bu kadar ders aldı kendi çalıştı. Bunu mutlaka söylemeleri lazım. Şimdi biz özel taraftan öğrencilerle çalışırken bunu kamera app'teki ve başka yerdeki açıklamalarda söyletiyoruz mutlaka. Ama okulun da onu validate etmesi lazım. İki taraftan aynı şeyin duyulması lazım. Anlatabildim mi? Ama çok haklısınız. Yani tabii common şey SAT'ler değişse çalışılmadan e Potansiyelimizi yansıtacak şekilde e, doğru düzgün bir test haline gelse böyle sorunlarımız olmaz. Skorlar bir parça daha eşitlikçi olur diye düşünüyorum. Nazan yüzün çok e, üzüntülü. Ay şey yok hayır evet. şey evet. cevap yazmaya çalışıyorum bir taraftan da pardon. Çok güzel sorular var. Onlara cevap vererek gidelim mi? Böyle daha diyalog gibi olsun diye. Hatta siz e, kendinizi mute'dan çıkarıp konuşabilirsiniz de. Ben nereden başlayalım? Sen söyle. Chat'ten sen seç bir tane şöyle bir soru tam ona cevap veriyordum. Okulun reputasyonuna göre lise ortalamasının yüzde onluk diliminde olmayla ilgili bir esneklik durumu olabilir mi? Okulumuz koç. Türkiye'den en iyi yurt dışı yerleştirmeye sahip doğal olarak çok rekabetli bir ortalama ve öğrenci grubuna sahip. E Cevap yazıyordum. Buyur. yani şöyle aslında doğru fakat tabii ki yani karşı tarafta üniversitede e, ...application okuyacak... ...admission officer'a da bağlı bu. Yani evet. okulu biliyorsa... ...onu e, şey yapabilir... E, ...öngörebilir belki ama... ...okulu tanımıyorsa tanımayabilir. Yani... E, ...ne kadar Türk öğrenci alındığına da bağlı... ...o üniversiteye. Yani o koçu üniversite... Tanır, tanır koçu ama. Evet. evet ama evet. yani... ...diyelim ki... E, ...Türk öğrenci olmayan bir üniversiteye... ...başvurduysa eğer o zaman... Daha zor olabilir çünkü azmişin e, officer o okulu bilmeye de bilir yani üniversite üniversiteye değişir demek istiyorum aslında. Not bir de şey de önemli tabii ki e, maalesef biz çok öğrencimiz bu hatayı düşüyorlar arkadaşlarını gittikleri yere başvuruyorlar. Evet. E, yani e, ortalaması daha yüksek olan öğrencinin hani başka kriterleri bir kenara koyuyorum yani birçok kriter var ama. Yani arkadaşının ortalaması daha yüksekse ondan daha iyi ve aynı bölümü de istiyor ise daha farklı, daha iyi ne diyelim e, karşılanması mümkün. İnsanlara alıp soruları okul okumaktan bazen. Ee, <laughs> ben Hatta <daha>, a <laughs> e yapıyorum, IELTS yapıyorum. Amerika'da okumak için SAT gerekli mi? A-level, e IELTS şey... yeterli. Dur şimdi zaten oraya gidiyoruz bu konuşmada yani bu konversasyonun sonucunda SAT'nin önemi Dartmouth şu anda tekrar ekledi alın ya SAT'yi kesinlikle alın e, düşükse her okula yollamayacağız tabii biz şu anda ne yapıyoruz tek 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 okul bazında ona yollayalım buna yollamayalım perde arkasından e, yani öğrencilerin üniversite listelerini yaptıktan sonra başvuru esnasında kime vereceğiz kime vermeyeceğiz bakıyoruz değil mi e, notumuza göre? böyle kategori gibi hepsine birden yolla ya da hiçbirine yollama yani 1560 ve üstü almadıksa öyle bir şey yapmayız biz çocuğun aslında bir sosyoekonomik seviyesine ve hangi okula gittiğine hangi o okuldaki danışmanların neler e, contribute edebileceklerine bu e, aplikasyona göz önünde bulunduruyoruz mesela Robert'e giden birisi güveniyoruz koça giden birisi okulun söyleyeceklerine güveniyoruz Hisar çok güveniyoruz ama bir mesela isim söylemeyeyim şimdi bir Frank of Okul, on, Okulsa çünkü desteklemiyorlar diğerleri kadar. Onlara güvenmiyoruz. Bunları highlight edeceklerine ve düzgün bir rapor gideceğine kanserlerler e, tarafından ya da bir Türk okulundansa e, bildiğimiz danışmanlar var. Okul danışmanları kim iyi çalışıyor kim çalışmıyor. Ona göre e, yani mesela çok bursla bir Türk okuluna giden bir çocuk varsa, hımm böyle öğrencilerimiz var. Case study'lerde de göstereceğiz. Okul tam olarak ne yazıyor biliyorsam sorabiliyorsam o okula ve görüyorsam o zaman o SAT'yi vermek bazen daha iyi oluyor. O öyle göreceksiniz zaten çok iyi netice alınmış case study. Biraz sonra mantıklı geldi mi söylediğim? Ama bir Robert'e gidiyorum, bursu almıyorum. 1460 aldım. Brown'a yollayayım mı? Yollama istiyorsan. Yani yollama. Bak oradaki onun datasına geçen senelerde biz bunları software ile track ediyoruz. Ona göre zaten belirli ne yapacağımız tek 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 tek. Ama ben sıfır param vardı. Kendim çalıştım. Ee, 11 yaşından beri çalışıyorum. 1480 aldım. Al yolla. Bunu ifade edebilecekse danışmana ve biz de sana yardım edebileceksek artiküle etmeni işine yarar o zaman. İki arasında fark var. SAT'ye 10. sınıfta mı girmek daha iyi yoksa 11. sınıfta mı? What do we think? Hangi okuldan olduğuna göre değişir bu. <laughs> değişir. Sen, sen anlat. Yani genellikle o 11 olmasını öneriyoruz. Çünkü SAT'nin içinde dahil olan konuları görmüş oluyorlar. o yüzden 11'i öneriyoruz ama hani çok kompetitif okullarda belki onun ikinci döneminde de alınabilir. Artı bir de tabii şeylerle, IB'lerle ve AP sınavlarıyla çakışmamasına da dikkat etmek lazım, register ederken çocukların seviyelerini bir akademik aptitude test yapmaya başladık bir yıl önce yaklaşık orada ölçüyoruz matematik seviyesi iyiyse mesela belki biraz daha evvel alabilirler öyle şeyler ama İngilizce genellikle bir handikap oluyor çünkü İngilizce bazını oturtmadan SAT testine çalışmak bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi açıkçası <laughs> nasıl anlasın çocuklar değil mi İngilizcesi oturma mesela İstanbul TDE gidiyor, IELTS'tan da geçemiyor ve SAT'ye çalışıyor. Millet geliyor böyle bir kere Nazanla bir öğrenci görmüştük. Ee, bir e, tutoring şirketinde SAT hazırlıyorlardı. Hatırlıyor musun? Ee, ve IELTS ve TOEFL'ı yoktu. Onun 11. sınıftaydı galiba biz tanıştığımızda. Hı. Kaç almıştı SAT'den bir Türk okulunda? Hani 800 falan almıştı çocuk. Evet evet çok Yani başladım. çok acıdım annesinin ve babasını verdiği parayı çünkü ona esasında tofu IELTS almak lazım. Çünkü 800 ne olacak? 800'ü bir kullanabilecek miyim ben hiçbir yerde? hiçbir Ne kadar uğra? 1100 olsa ne fark eder? Gene kullanamayacağım. Hiç para harcamayalım. Ben güzel bir İngilizce mi öğreneyim onun yerine? O yatırımımı orada yapayım. Okuldaki notlarımı yüksek tutayım. O zaman test optional başvururum tabii. Çünkü yani that, that score is not gonna help me. Hiçbir yardımı yok bana. Değil mi? Kafanızı karıştırmıyoruz değil mi? Ne no olur feedback verelim siz de bize. Karıştırıyorsunuz. diyin Düzeltelim. Ya da anladık deyin. Peki. Devam edeyim mi? Bundan sonraki konuya geçeyim mi? Tabii. Peki, geçelim. Başka sorular var. Ben Nazan'la şeye bıraksam, Can'a bıraksam soruları... Biz chatten şeyden... alabiliriz ki. Ya da buradan değil de yani onları... Hep beraber de cevaplayabiliriz. Tabii tabii toplantının başında aslında konuşmuştuk bu soruyu e, yaz okullarında financial e, aid imkanını azaltır mı diye o, ilk başta konuşmuştuk bunu azaltmaz diye söylemiştik yani e, yaz okuluna gitmek daha sonra üniversite başvurularında doğru anladıysam eğer bu soruyu e, financial aid imkanını azaltmaz Peki nasıl işliyor, nasıl bakıyorlar orada? Ee, onu da anlatalım istiyorsan. Yani kendini geliştirmek anlamında e, öğrenci neler yapmış ona bakıyor. Kendini e, challenge etmiş mi onu görmeye çalışıyor. Kendini okuyacağı major için e, hazırlamış mı onu görmeye çalışıyor. Artı zaten bazı yaz okullarının bile financial aid e, durumları var. Yani o yaz okulunda... Financial aid alarak da okumuş olabilir. Onu da belirtebilir eğer öyle bir durum varsa. Hı hı. E, dolayısıyla yani hiçbir şey yapmamış bir öğrencinin yanında... ...aynı istatistiklere sahip olup diğeri kendini daha push etmişse... E, ...financial imkanlarını push ederek yani zorlayarak yaptıysa... ...daha bile kıymetli oluyor. Demek ki buna verdiği önem kendini hazırlamak için... E, üniversitedeki eğitimine hazırlamak için verdiği önemi demek ki öne çıkarmış. Uğraşmış bunun için. Onu görüyor karşı evet. taraf. Şu empoze edilen reçetelerle ilgili e, soruyu görüyorum. E, empoze kimse etmesin. Çünkü böyle bir reçete yok. E, kolay para kazanmak isteyen bir sürü insan var. E, çok ilgilenen veliler o, olduğumuz eğitim ve politik durumdan çocuklarımızı uzaklaştırmak isteyen ve bu konuda varanıyor ona, buna harcayan, kendini bilgilendirmeye çalışan veliler var burada. Onun için formülelik bir şey yok. E, durumu anlayıp olduğu de yani siyah veya beyaz olarak değil, basit e, cevapları biliyorum çok seviyorlar ülkede ama onlara kaymamamız çok önemli. Yani durum kompleks bir durum, kabul işi. Onu doğru düzgün anlayalım, algoritmasıyla bakalım, analiz edelim. E, o reçetelere de inanmayın. Özellikle reçete empoze edildiği zaman hiçbir şeye inanmayın. Research orada yapılmaz. Sizin tanıdığınız network'ünüzdeki profesörle de yapılır. E, structure etmeyi biliyorsa ve bedavaya yapılır. O daha bence akıllıca olur. Çünkü daha extensive, daha uzun süren şeyler yapabilirsiniz. Böyle bir network'ünüz varsa. Sakın mesela bunu konuşalım mı ne olursunuz çünkü Türkiye'deki araştırma durumu beni, beni çok üzüyor Türkiye'de etik araştırma yapan yani kendi networklerimiz haricinde bir kuruluş falan ben bilmiyorum ve olanları da tanıyorum zannediyorum böyle sahte yapılanlardan bahsetmiyorum bir de sahteleri var ama gerçekten araştırma yaptıran kuruluşlar var gerçekten kalifiye olması lazım yani o eğitim üyelerinin bazen bence şekilde white paper nasıl yazılır? Hypothesis nasıl oluşturulur? Çocuklar nasıl angaja edilir? Yani ben bu kalifikasyonda bir kurum bilmiyorum Türkiye'de. Duyanlarınız, bilenleriniz var mı? E, konuşabilir miyiz bunu? Yurt dışında var tabii. Ne düşünüyorsunuz? E, research konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence Türkiye'deki e, hocalarımız lise öğrencisiyle ne yapması, nasıl çalışması gerektiğini bilmiyorlar. E, Sanki lise öğrencisiyle adlarının anılması, e, ne bileyim, onlara zarar mı veriyor? Hı hı. Ya koçun e, yaz okulu var, e, biliyorsunuz araştırma yaz okulu evet, diye evet. şey tanıyor. Evet. Çocuk direkt alıyorlar. Neden oradaki çocuklardan e, basit bir high school journallar e, için bir yazı çıkmıyor o çalışmaların aynen, sonucunda? Aynen. Okular bunları el vermiyorlar. Evet. Ee, aslında çok güzel şeyler yapıyor koç ama o programa yapan çok öğrenci oldu geçen sene. Bu sene çok fazla sıklıkla tavsiye etmiyorum çünkü yararının Variable olduğunu gördüm. Yani profesörünü görmemiş ya da bir iki kere görmüş, PhD ile çalışmış, PhD de çok dedicated olmamış olduğu durumlar dikkatimizi çekti. Sizde böyle şeyleri deneyimlediniz mi? Yani bu e, bayağı veli var iç aramızda. Koçta araştırma yapan öğrenciler var oldu mu? Yok mu hiç aranızda hiç yok mu geçen sene? Hı. Okey ee, yurt dışından daha güzel yapılabiliyor ama mesela ücretli kurumlar var bunlar da bazıları ne yapıyorlar PhD'lerle çalıştırıyorlar onlardan çok faydalanıyoruz diyebilirim yani bu mizansende biz yurt dışını daha etik buluyoruz ve çok kuruluş var. Onların hepsini gidip tanımak lazım. İşte kim kurmuştur? Funding'i nereden geliyordur? ...variabilitesi nedir? Ondan sonra bir derdimiz olduğunda kim onu en çabuk adres eder? Çocuğa en düzgün mentoru verir? Bunlarla bayağı aşina olmak zorunda kaldık. Değil mi Nazan? Sen sen de Evet. Yüzüyoruz evet, evet. resmen içinde. bir problem olduğunda yazınca kim cevap verebiliyor? Hemen halledebiliyor. Oradan bayağı sağlıklı çalışılıyor. Hepsi de sağlıklı değil okulların tavsiye ettiklerinin hepsi de sağlıklı değil ama bazıları çok çabuk adres ediyorlar programları. Onlardan memnun oluşuyor. Mesela geçen sene bir tanesini Türkiye'ye getirmiştik. O turda Lumière vardı bir tanesi o mesela. Ee, ha, e, Bahar Hanım, e, ha peki e, özel bir şey söylemek istedik galiba. Ben özel mesajları katılabiliyorum ama okudum yazdığınızı. Tabii koçta güzel netice alanlar da var, yok değil. E, ama mesela hiç profesörünü görmeyenler olmuştu geçen sene ya da bir kere gördüm diyenler ee, okey başka mesela sizin aklınızda hiçbir soru var mı yoksa case study'lere girelim mi ne dersiniz çok pardon ben ee, bir şey sorabilir miyim kameramı açamıyorum ama eğer duyabiliyorsanız e, not ortalaması ile ilgili benim kızım Koç'ta ben birkaç tane üniversiteyle de yazıştım. Şimdi IB seçimlerindeler. Ve şöyle bir şeyden bahsediliyor. Yani mesela çocuğun hiç fiziğe ilgisi var ama biyolojiye yok. Ama işte deli misin fizik mi alacaksın? Zaten hukuk okuyacak senin çocuğun. Çünkü fizik zorlar. ya da mesela İngilizce high level almak istiyor ama hani özellikle de Amerika'ya başvuracağımız için zaten IB skoru gelmeden Mayıs okuluyor çünkü e, okuldaki sınav sonuçlarıyla başlayacak. E, dolayısıyla da hani çok zorladı, kesinlikle deli olmak gerektiği falan gibi şeyler dönüyor. Birkaç üniversiteye de ben kendim yazdım. Yani dedim ki hani bu zorladık, çok iyi oldu mu? Hani işte high level almış, aferin mi? Yoksa notu mu yüksek olsun? Notu yüksek olsun dediler. Şimdi dolayısıyla hani ben e, şeyi çok sorguluyorum. Hani zorlayıcı bir şeyi almak bir üniversitede acceptance'da pek bir fayda sağlamıyor. O zaman en kolay olarak düşündüğümüz dersleri alıp not ortalamasına mı oynamak lazım? E ben yani üniversitelerin bunları bakış açılarını biraz merak ediyorum açıkçası. Hı -hı. Siz İngiltere'deki okullara mı sordunuz o e-maille yoksa Amerika'daki mi? Evet Kanada ve İngiltere'ye so sorduk. E, onlar not ortalaması dediler Amerika'ya sormadım. Ya, hani onlar... belki Amerika farklı değerlendirebilirdi ama e, yani ben orada Amerika'yı tercih ediyorum ama onlar cevap verdi yok <laughs> yok. Hani... bana doğru geldi yani söyledikleri doğru geldi çünkü İngiltere'de gerçekten e, ba, size söyledikleri gibi yani kesinlikle e, Amerikalılar rigor'a mesela gayet önem verirler çocuğun kontekstine daha çok önem verirler değil mi Avrupa ve okullarından ve İngiltere'den İngiltere'de şey son zamanlarda şey konuşuyorlar hatta MEB'de alsak sadece IB'ye falan gerek var mı? Çünkü çift e, çocukları çok zorluyor yani sinir hastası oluyor hepsi değil mi? Yani benim çocuğum İngiltere'ye başvursa ikinci düşünüyorum düşünüyor. Ben açıkçası med e, koçta odan med artı yapmayı tercih edeceğim düşünüyorum evet. bunlardan sonra ama e, yani ama bunu da yani sonuçta bu şekilde baktığımda e, şöyle şeyde karar veremiyorum. Amerika için mesela MEB'le başvuran bir çocuk. İş itibariyle o da matematik alıyor ve o atıyorum 95 alıyor. Ben Curriculum'un daha zor AYI e, alıyorum Ben konuyu çözdüğümde evet. o not 95 olmuyor benim anladığım kadarıyla. 93 evet. oluyor. 92 alıyor oluyor. Ve ya Amerika'da gerçekten şunu diyor mu? Yani bu aynı okuldan geliyor. Hmm, bu MEB yapmış. Bu konvert oluyor. Ya yani bu kadar büyük bir detayı kimsenin bakabileceğini ben düşünemiyorum ama. O yüzden de inanılmaz şey yapıyorum. Yani IB doğru bir karar mı olacak? Aldığımız dersler nasıl olacak? Yani çünkü çok yani dedim gibi ben ne geç 95 zaten dedim gibi Mayıs okuluyuz. Bizim zaten başvurularımızda geleceğimiz not okul notları. E onu konvert edecek 93 diyecek. Zorlamış beni o kadar ama ben de 93'lük oldum. Konvert ettiği halde bile. Şimdi böyle bir durumda IB almak ve bu kadar okulların bu kadar zorlaması zaten sizinle hani değil tartışmamız da. Ee, yani IBM ne kadar mantıklı şu anki tam seçim aşamasında ve evet. bir türlü karar veremiyorum. Şey bu o kadar önemli bir konu ki yani bence burada çözemeyeceğiz ama bunu tartışmaya değer granüleritesiyle anlamak için. Yani ben lafa açmak için, cevap vermek için de lafa açmak için bir iki tane düşünce paylaşayım. Birincisi IBM almazsak web ortalamasıyla gidersek hatta şunu paylaşımdan alsam sonra tekrar girsek eee bazı üniversitelere giremeyeceğiz bir kere değil mi? Ama, ama şöyle. Koç zaten birçok üniversitenin şeyinde eğitim alabilir dışarıdan. Evet Neden? doğru söylüyorsunuz. Ben okullarından buraya geçmiştik. Dolayısıyla evet. da çok arkadaşım var ve sistemi biliyorum. Benim çocuğum belki ID'den o bir dersten iddialanır ama AP'den tam tersine o bir dersden, üç dersten, beş alabilir. Doğru yani bunun da farkındayım. Çünkü istediği ders olabilir vesaire. Yani çünkü bazı zorunluluklar var ID'de. Bazı şeyleri seçmek evet. zorundayız. Evet. Dolayısıyla bana bu haksızlık olarak geliyordu. Bu haksızlık tam ses kaçtı. Yani bakış açısı olarak üniversite tarafından nasıl kolay zettiklerini anlamaya çalışıyorum kesilerek ya, yani. kesilerek geliyor sonuna doğru ha, yani ama şey, bu dilemayı paylaşan başka veliler de vardır nasıl bakıyor acaba ben onu Peki. anlamaya çalışıyorum yani ne bakabiliyor mu Se, okay, ses biliyor ses. musunuz yani şu evet. tamam okey ben sizi dinleyeyim ya hayır, anlatacak veya cevap verecek bir durum değil bu. Varit olan bir durum. Aynı şeyi hisseden veliler var mı diye soruyordum ben de. Ha, okey. Tamam. Yani Türkiye ortamında mesela bir İtalya'da bir IB okuluna gidiyor olsam sadece IB yapıyor olacağım. Aynı zamanda MEP yapmayacağım. Yani onun için çok daha kolay aslında onların işi. Can senin bir bir cevabın var galiba. Burada onu okumak ister misin? Ya yapmayacağız ama Yeşim pardon şey yapmadan söz Ya meb yapmayacağız diyoruz ama ıı, şey ya, e, mebde de kaç tane dersimiz var ıı, ekstra olarak ay bir de altı ana dersimiz var ama var. Ta Felsefe. Evet. Beden. Din. Bir de ıı, sanat dersimiz var. Evet. Başka atladım ha ikinci yabancı dilimiz var ee, şeyde. E, şap. çok da fazla bir şey yok aslında ve yapılamayacak şeyler de değil yani hani e, baktığınız zaman e, bilmiyorum bana çok da şey gelmiyor ağır de, çocuklar de, için he. çok ağır ağır ee, aslında problem Amerika değil Amerika çok full flavor buna baktığı için ve rigöre öne verdiği için bence bazı okullar her okul değil ama bazı seçici okullar bunu nuanslı değerlendirecekler ve o Korktuğunuz durum ortaya çıkmayacak. Bu çocuğun IB'yi almış olmasını e, appreciate edecekler. Ama İngiltere'de bu söyledikleriniz doğru. Yani bence böyle bir durum var. Gerçekten böyle bir problem var. Pelikan Hanım buyurun, buyurun. Ben, ben başka bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ee, şimdi e, hep IB ve e, MEB'in birlikte e, devam ettirilmesinin ne kadar zor olduğu üzerinde e, konuşuluyor ama bazı okullar özellikle mesela benim kızım Fransız okuluna gidiyor. O e, Fransızca okulunun ağır müfredatının içerisinde hı hı. MEB ortalaması tutturmaya çalışıp evet. bir de kendini kabul ettirmek için okulun dışında bir okul daha okuyor. Eğitim evet. dersleri alıyor ve onlarda da ortalama tutturmaya çalışıyor. Ve kendi e, ağır okulunda da e, ağır bir MEB diploması veren okulda da ortalama tutturmaya çalışıyor. Dolayısıyla bence burada bir tane çözüm yok dediğiniz gibi. Yani her çocuk doğrulanıyor burada hani bir şey kolay değil yani ben onu görüyorum ha he. her çocuğun e, bir zorlandığı bir sene bu yani hani e, bir doğru bir reçetesi çözümü yok gibi sanki bir de hangi okul bilmiyorum isminde söylemeniz gerekmez ama bir de e, notlar çok düşük genellikle Frank evet. okullarda o da problem sonra onu otur evet. anlat herkese herkese e, e, bir de mesela eğitim e, e, AP'nin olduğu bir okulda çocuk AP dersine çalışırken kendi ortalamasına çalışıyor zaten. Hı hı. Ama Fransız okullarında böyle de bir e, zor bir durum var. Yani ben de onu paylaşmak istedim. Hep IB ve Mep konuşulur. Bu çok evet. böyle e, bilinmeyen bir şey. Yani o okullarda da hayat çok e, krem şantili değil yani <laughs> zor. Değil, 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 onu söylemek haklısınız. Istedim. Haklısınız. E, i̇ki tane ev var. Hanım ve Melike Hanım. Buyurun. Merhabalar Yaşım Hanım. Teşekkürler öncelikle bu yayın için. Ee, şunu söylemek istedim. E, ee, ile az önce bir hanımefendi dedi ki hani ders sayısı çok da fazla değil. Hani sadece şunlar ekleniyor. Aslında o kadar basit de değil. Yani sadece ders sayısı değil. de yapması gereken pek çok şey zorunluluğu var, kes var, ayaylar var. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi e, aynı okulda e, benim oğlum şimdi IB okudu. Hem IB hem MEP yapıyor. E, ama sadece MEP'le aynı okullara İngiltere'de başvurup kabul alabiliyor öğrenci. O zaman hani niye IB yaptık oluyoruz biz de? Almayan da var. Bir, değil mi? Tabii ki var. E, ama alan da çok okul var. Az önce sizin Orada. de söylediğiniz İngiltere o yöne doğru gidiyor dediniz evet, ya. evet. Öyle de öyle de bir şey var. Bir de ben şuna takılıyorum hep. <laughs> şimdi bizimkiler aldıkları eee IB derslerinde high level matematik alıyor, high level fizik alıyor ve bundan sınava giriyor ve not, not ortalaması da ona göre. E, o zaman e, ya yani mep sınavı normal MEP sınavı alsın. Yani orada da bir haksızlık oluyor. O kadar kötü Çok ki. İkisini Anladım. birden istemek e, yani dünyanın bazı yerlerinde bu çocuklardan ikisi birden istenmiyor, Türkiye'de ikisi birden isteniyor bizim sistemimiz evet. için. Evet, yani haksızlık şeyi olarak... anlatabilirim değil mi? Haksızlık. Yani e, ha, e, IB konularından sınava girip o MEP diplomasına evet. yazılıyor. Yani bu çok kötü bir şey, haksızlık aslında. Çok ağır çocuklar için gerçekten öyle. Bir şey sorabilir miyim burada? SAT'yi konuştuk ya SAT'ye dönüş mümkün olacak filan diye. Peki o zaman bu IB ve AP'yi tamamen benim çocuğum küçük daha 9. sınıf Hı -hı. ama e, bir tarafa kaldırmak mümkün olacak Hayır mı değil. yani? M MB e bakıp SAT'ye mi Hayır. asılmak? Hayır. Doğru Kesinlikle. olacak mı? ikisi farklı şeyler. E, demin birisi de sormuş. UK için bile SAT'yi öneriyorsunuz. Biz öneriyoruz. Evet SAT'yi her yerde öneriyoruz. Hatta şimdi deminki konuşma SAT'ye dönülüyor. Onu da kimse yanlış anlamasın diye orada açıklama getirelim. Biz başından beri herkes SAT aldırtıyoruz. Ancak böyle 800 bin, 1100 alırsa çocuk peki alma sen evladım diyoruz. Çünkü o zamanı al not ortalamana harcayalım. Yani çünkü çok düşük bir yere yardım etmeyecek zaten o. Ama 1250 ve yük, yüksek olduğu olduğu zaman işimize yarıyor. Her mizan sende ne kadar hmm. yüksek olsa o kadar iyi. ...SAT'sizden SAT'siz deden hiçbir zaman vazgeçmedik. Nedenini de söyleyeyim. Çok affedersiniz ki önümde rakamlar yok ama bunu biliyoruz. Ee, evvelki sunumlarda da paylaştık. Bu okullar ağızlarının iki tarafından konuşuyorlar. Siz mesela veli olarak okul sunumuna geldiğinde diyorsunuz ki SAT'im olmadan başvursam olur mu? Diyor ki bilmem ne eyalet üniversitesi. Alacak zaten çocuğu zaten. Öğrenci rekrut ediyor. Aa hiç fark etmez sen başvur diyor ve alır. Ama mesela bir seçici üniversiteye sorduğunuzda Aa hiç gerek yok. Sen SAT'siz başvur. E tabii bir tane daha başvuru gelsin. Benim baş... kabul oranım düşsün. Gerçekte o çocuğu alma oranı yani bir de e, bir Türk lisesindense hiç tanımıyor liseyi almayacak resmen. Onun için e, kabul oranları yarıya falan düşebiliyordu. Bunu yani ağzların iki tarafından konuşuyorlar. Bir geçen gün gördüm. Gösteremediğim için görsel olarak çok özür dilerim ama Dartmouth'taki kabul müdürü e, diyor ki 2021'de diyor ki SAT'siz alınmış olan öğrencilerin hiçbir dezavantajları olmadığını size burada açıklamak isterim. Biz arkadan bakıyoruz SAT'siz çocukları öbürleri kadar almıyorlar. Bu sene diyor ki evet bir dezavantajı yoktur ama SAT ile olsa sizin işinize, ne 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 yalan söylüyor o zaman İlk söylediğin laf yalandı, hiçbir polisi değişmedi ikisi arasında, yani bunlar size gelince politik olarak bazı şeyler söylemek zorundalar okullarınızda lütfen inanmayınız ve Hı -hı. SAT alınız çok düşükse kullanmazsınız yani SAT'den hiçbir zaman vazgeçmedik aslında biz Türkiye olarak çünkü yani anlatabildim değil mi? Şimdi hı hı hı. SAT Kesinlikle. tamamen paralel yani AP ve IB dediğimizde o curriculum ya da MEP bunlar bir, bir abitur, işte e, Fransız bakaloryası A-levels bunlar kare, şeyler, müfredatlar onun haricinde SAT bir benchmark testi hani biz genelde onu ayrı ayrı bir kulvarda e, şey, değerlendiriyoruz ve alınmasını tavsiye ediyoruz her zaman. Hı hı. Ben de mi koçtan e, soran hanımefendinin sorusunu aslında biraz paylaşıyorum. Yani IB'ye ve AP'ye'den kurtulmak ya da daha az efor harcamak mümkün mü? Çünkü gerçekten çok yorulacaklarını tahmin ediyorum en azından. Her tarafa birden kanalize olmaya çalışırken. Yani IB'siz ve AP'siz sadece Yapacağım. MEP... yaparsınız. Ve... Yaparsınız. Sadece o çok... gibi... Doğru. Hayır bir şey. E, Vallahi şöyle yok dezavantajlı değil. Nerelere girmek istediğinize, stratejinizin ne olduğuna göre. Şimdi ben İtalya'da bazı okullara girmek istiyorsam sınavla alıyorlar, değil mi? E, veya Avrupa'da bazı ülkelerde var bu sistem. Sınavla girilen okullarda ben meble başvurabilirim. Şimdi ya SAT alacağım. Bazı okullar SAT'ye bakıyor ya da kendi sınavları var. Oraya giriyorsunuz. O kadar. Hep müfredat. Okey. Şimdi İngiltere'de Hadi gelin sayalım hep beraber. Çünkü bunlar sayılıyor. Çok el kalktı ama kısaca sayalım. Hangi okulları biliyoruz? Meble alan. Birmingham alıyor, Bristol alıyor. Queen Mary kesinlikle alıyor. Ka kabul ettikleri okulların listesini koymuşlar. Manchester almaya başladı. Ee, başka? Others. Exeter galiba alıyor. Manchester hani... alıyor. Loughborough alıyor. Loughborough alıyor. Sheffield başladı galiba değil mi? Ne kadar çok okul var değil mi? Yani benim gözüm UCL, Imperial'da değilse ya da Oxford, Cambridge'de değilse fine. Meble giderim. Okay. Ama ama şimdi bu danışmanlık tarafın cevabı. Eğitimci olarak, Can Hoca da bunu söylüyordu. IB'nin öğrenciye kazandırdığı çok şey var. Bizim eğitimimiz kritik düşünceyi aşılayan doğru düzgün bir eğitim. Pardon, çok özür diliyorum. Ee, dürüstçe konuştuğum için eksik buluyorum Türkiye'deki eğitimi kritik düşünce eğitimi az ee, araştırma disiplinini çocuklara vermiyorlar e bunlar gidecek bir de üniversitede başarılı olacak ondan sonra kendini yetiştirecek yani üniversitede kendini yetiştirmeyi öğreniyorsun aslında yani IB aslında çocukları ileriye hazırlıyor yani Çocuğuma ben olsam, eli olsam ben IB eğitimini o yüzden gene isterim. Araştırma yapmayı öğrensin, O daha kritik düşünce disiplinini biraz daha benimsesin diye. Ama sizin sorunuz kesinlikle haklı ve meblede bir sürü yere gidebilirsiniz. Diğerlerini de başka şekilde öğretirsiniz öğrenciye o zaman. Değil Hı, mi? Anladım. Çok teşekkür ederim. Yani anladım. Elbette sizin eliniz e, ve enerji Hanım o sırada gitsek, siz eliniz uzun süredir. Buyurun, buyurun. Ben konuşayım Nergis. Ee, benim kızım da Fransız okulunda az evvelki hanımın anlattığı gibi e, 11. sınıf birkaç şeyi bir arada yapmak zorunda. İşte AP'dir, SAT'dir. Aynı zamanda e, not ortalamasını çok yüksek tutmak zorunda. Peki bunu kim anlatıyor? Yani dediniz ya e, hani bu durumu şey. okula... Kim anlatacak? Anlatayım size. Bu ülkeden ülkeye başvuru sistemlerine evet. göre değişiyor. Şimdi Amerika'da en detaylısı ve en güzeli var bence. Öğrenci açıklama verebiliyor. Başvuru platformlarında açıklamada bulunuyor. Benim circumstance'lerim bunlardır. Ben böyle bir okuldan geliyorum. Bizim müfredatımız şu şekildedir. E, o yüzden ve not ortalamalarımız da gayet düşüktür. Onun için ben aslında sınıfımda çok iyi bir yerdeyim e, diyebiliyorsunuz. Şimdi bunun bir de valide edilmesi lazım. Çünkü üniversite baktığında e, çocuk bunu söyler tabii. Herkes söyler. Bunu bir de ben okul tarafından da görmek istiyorum. Şimdi bazı okullarımızın yani yabancı okullarımızın fact sheetleri var. Bu 2-3 sayfa falan olabiliyor. Daha uzun olabiliyor. Mesela ben AP veriyorum, ben SAT verdiğimde ya da TOEFL e, alan öğrencilerin notları şu şekildedir, dağılımı böyledir, not ortalamasının körbü budur. Şu kadar öğrencinin yüzde şu kadarı şu dilime girer, bu kadarı bir dilime girer. Bunlar mesela Robert'in, Üsküdar'ın, Fevkal'in, Koç'un bunlar var. Okulunuza isteyin, göstersinler. Fakat maalesef e, bir sürü okulda bir fact sheet yok. Üniversiteler onu tanımıyor. Ve doğru düzgün okullardan bahsediyor. Mesela francophone okullardan. yani e, Hepsinden değil tabii. Ama isminizi bildiğiniz, çocuklarımızı sokmaya çalıştığımız doğru düzgün okullar. E, yurt dışı danışmanı bu sene bir okulda yanlış bilgi verdiği için çocuğun gözü kapalı girmesi gereken bir okuldan reddiyordu. Ondan sonra açıklamalar verildi. Ekstra işler yapıldı ve bursla kabul oldu. Yani danışman hatası. Yani okul danışmanı. Bu şimdi... Frankofon okullar çocukları çok fazla desteklemiyor Fransa haricinde. Evet. O büyük Aynen. yapacak hiçbir şey yok. Ee, ağlayalım günün sonuna kadar ama yani Amerika'ya gitmek istiyorsanız Frankofon okula gitmeyin derim ben. Çünkü yine zor, çok zor. Yani ya da okullarımızla konuşalım. Bunu düzeltsinler. Buna bir exception Saint Joseph olabilir bu arada. Onlar daha kurumsal, daha ciddi ama ondan da tam bilemiyorum gerçekten. Tam olarak giden bilgilerin kalitesini. Ama çocuk değil, o lisenin de bunu bir valide etmesi, verifaye etmesi lazım. Yani bu sene mesela bizim listemizde e, Avrupa ve Amerika için ayrı bir danışman Hah. ayrıldı. Tamam. Damdöster evet. sonrası. Ha tamam. E, tamam. Yani o yüzden hani böyle bir demek ki onunla iletişime geçmek lazım. Tabii 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 ve o çocuğu çok iyi tanısın. Bir de ne kadar işini biliyor? Onların siz artık bakacaksanız, esas edeceksiniz. Nerede, nereden gelmiş bu işi ne kadar biliyor yani, okulun içinden şey. yetişmiş bir şey hani daha önce yapan ve onu işte oraya evet. ayırdılar ama öğrenciyle arasının iyi olan bir danışman ee, yani bu şekilde hani yakın ilişkide tutup demek ki bunu biraz şeyli tutmak çok geldiniz. önemli evet Tabii. peki çok, çok teşekkürler yani şöyle bak size o, olumlu örneğini söyleyeyim mi bu işin Robert de bir öğrenci ııı ee, BC kaptan 4 alıyor. Çok akıllı bir kızdı. Ee, gerçekten şu anda da iyi, çok iyi bir yerde okula gidiyor falan filan. Çok iyi neticeler aldı. E, ee, BC Kalk'ten 5 almadı. 4 aldı kız. Eyvah! Çünkü matematik de çok iyi ve tam bu konuda bir programa girmek istiyor. Lazım bize matematik. Okul danışmanı dedi ki ben seni tanıyorum. Matematik hocanla konuştum. Bu test senin reprezentatif test değil. Ben bunu burada belirteceğim dedi ve belirtti. Ve oh Hiçbir negatif etkisi olmadı o kuza Yani doğru düzgün danışmanlık örnekleri var. Var. Ülkemizde çok iyi yapıyorlar bunu. Onun için onlara da o şekilde artık beraber kolabora ederek konuşarak evet, danışmanlıkları... biraz yönlendirerek. Yani, o zaman ah, siz lazım. söylediniz demek istemedim ama evet biraz öyle evet. yapmak gerekiyor. Çünkü onlara çok ihtiyacımız var. E çünkü uzaklar. Gençler bekleniyor. Mesajlar alıyorum velilerimizin bazılarından. Ne zaman başlayacaksınız? Hadi diye. gidelim. Test evet. gidelim. Tamam. Gidelim. Neler bekliyor bizi? Kontekstin... Ee, önemli... Başkan mekanizmada da tabii diğer organlarda da var. Hani mesele, <gülüyor> e, <gülüyor> hani böbreklerle ilgili. Yutladı, misiniz? Hostlardan biri ne olur? Şimdi case studies burada highlight edeceğimiz bazı şeyler. Okulun kontekstin önemi hangi şehirden? Herkes İstanbul'dan değil ya İzmir'den İstanbul'dan. Manisa'dan başvursam ne olur? Çok önemli. Hangi okuldan başvurdum? Neye bakıyorlar? Nasıl bakıyorlar? Lineer değil. Yani bu en önemli, bu ikinci önemli, bu üçüncü. Hayır, böyle bir liste yok. Bakkal listesi gibi. Algoritma düşünün. Böyle üç boyutlu bir model düşünün. Yani bence kabul kararlarını veli olarak biz Türk velisi olarak böyle düşünmek zorundayız. Çünkü okuldan okula da değişiyor. Nasıl proses ettikleri değişiyor. Yani yani tam kompleks bir durum. multiple readers bir kere bir kişi okumuyor, iki kişi okuyor sonra komite bakıyor bazı okullarda. Lise konusunda bilgileri olması çok önemli. Olmadığı zaman ne yapıyoruz? Onun için bunları düşünerek bakalım. Ben size sunuyorum tartışmaya açacağım şimdi bunu. Bu çocuğun SAT'si çok yüksek. Türkiye'de çok zor bir hadiseyle başlıyorum. Robert de çok iyi bir öğrenci. Ee, physics engineering falan istiyor. Extra curricular'lara baksanıza. Mesela robotics coding. Ee, çok ciddi ve seçici bir yaz okulunda krediyle yaz programı yapmış. Araştırma yapmış. Amerika'da online bir staj yapmış. Türkiye'de de staj yaptı. Yazında çok beğendiğimiz e, üniversitelerimiz var. Ders veren onlardan bir sürü ders almış. Full burs arıyor. Her AP'yi almış. Hepsi çoğu aşağı yukarı 5 Mükemmel yani akademik açıdan değil mi? Şimdi bilmediğimiz ne var? Okul recommendation'larını bilmiyoruz. Çocuğun eseylerini ben size söyleyeyim. okeyde de. Ama okey de eseyler. Interview'ların neticelerini bilmiyoruz. Let's discuss. Ben size söyleyeyim neticesini sonra discuss ederim olur mu? karaktere ve bakmayan okullara ki gitmek istemiyor onlara girdi Amerika'da ama MIT'ye giremedi mesela ve takke neden Tahmin edemeyeceksiniz. Ben negatif bir şeyden başlıyorum. Size sebebini açıklayabilir miyim hemen mesela e, çok introverted. Takım çalışması sevmiyor, insanları sevmiyor. Okulunda çok arkadaşı yok. O kadar belli oluyor ki essay'lerden ne kadar editleseniz editleyin, interview'da da şak diye belli oluyor. Yani bir eyalet üniversitesi ve teknik üniversite alır. Ama Ivy League ve şey çok zor, çok ince eliyorlar. Ne kadar zeki olursanız olsun olun karakter çok önemli, eseyler çok önemli. Anything to add ne dersiniz ekipten? Ne düşünürsünüz? Okulda, okuldaki Ya okul, okul kimse okul şey istemiyor. Yani e Kampüsünde odasına kapanmış, kimseyle ilişki kurmayan dersini çalışıp ama hepsinden yüz alan öğrenci istemiyor. Evet. Komüniteye katılan öğrenci istiyor. Evet. Ya, okula da bir şeyler getiren, okula da bir şeyler katan birisini istiyor. Hı hı. Sinerji yaratabilecek birilerini istiyor, arıyor. Hı hı. O, ok okulun verdiği ve hocaların verdiği recommendationlar confidential. Tabii FERPA imzaladığımız için ee, orada hocaların dürüst oldukları için bunu belirtmiş olacaklarını düşünüyor musunuz? Böyle bir dezavantajımız var bu applicant'la örnekteki. Evet bu işini doğru düzgün bilen bir okulda hocaların eğitimli olduğu bir okulda bunu recommendation com e commentlerinden introverted im iması anladıkları anda şu tarafa doğru koyacaklar. Karakter çok önemli. Takım çalışması ağlayarak başlıyorum. Peki ikinci kestedi. Benzer. Ne? Pardon. Ama ee, yani bir çocuk MIT'de ise, işte ee, ne bileyim research oriented, tamamen akademik bir ee, çocuksa ee, ki çoğu bilim adamı da böyle olur. Laboratuvarında çalışır çok da şey değildir. iş hayatında olmak istemez. O sadece kendi işini yapar vesaire. Böyle bir karakterdeyse Niye istemez ki mesela MIT bunu? Çok Güzel bir şey söyleyebilir miyim ben? <laughs> hemen. Hemen. Evet, hemen. Şimdi e, research seviyorsa bir kere tek başına çalışamaz artık bu dünyada. Yani 30 e sene adam, bir... <laughs> sen MIT'yi nereden tanıyorsun? Bir ben MIT'de yüksek lisans yaptım, oradan tanıyorum. Ha, ha, peki. Ee, şimdi, <laughs> yani artık günümüzde research böyle kapısını kapatıp çalışmakla yapılabilen bir şey değil. Teamwork, research'ün olmazsa olmazı, artı introvert birisi nasıl ders verecek, öğrencilerini nasıl yetiştirecek çünkü... Onların arasından research assistantlar olacak, proposal yazılacak, konferanslara gidecekler. Bunların hepsi teamwork gerektiren şeyler. Yani hani üniversite o, o böyle 40-50 sene evvelki hikaye hani böyle şey profesörler vardır ya çalışırlar şeyde filmlerde vesaire. Paperlar evet. yazarlar yazarlar yazarlar. Artık öyle bir şey kalmadı yani onu söyle. <laughs> şey, ama söylemek zorundayım. MIT konusunda Nazan'a bir şey eklemek zor ama... E İki sene önce e, MIT Admissions e, interview'dan neler bekliyoruz oturdu anlattı. Resmen extroverted insan team player arıyorlar Yani Nazım'ın Bir de MIT'nin bir MIT sınıfı şey mi? daha vardır. MIT community'ye e, katkıda bulunan insanları çok sever. Yani mesela birkaç sene evvel çok e, çok küçük bir örnek olacak ama bir MIT öğrencisi sadece e, böyle birkaç e, kuruşluk bir e, Proje önerdi. İnsanların evinin içine ışık girebilmesi için böyle hani tamamen kapalı e, Brezilya'da böyle çok kötü yerler var ya sadece tepeye açıyorsunuz ve e, şeyin e, pet şişenin tersini kesip koyuyorsunuz içeri ışık giriyor. Bunu, bunu yapan ve bununla uğraşan kişi bir MIT öğrencisi. Yani böyle kafasını kapatıp kuma gömüp çalışan insan istemiyoruz. MIT'de öyle söyleyeyim. <laughs> tam eksperinden yanıt yetiştirdik. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> soru için özellikle teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi ikincisi 1560 SAT, iyi matematik full, öbürü de normal değil mi yani? Ee, Türkiye'den hazırlanıyor çocuk. 5 5 almış. Öbürü kadar yüksek değil ama bayağı 5'i var görüyorsunuz. Ee, mekanik, elektrisiz magnetizm 5, calculus 5, biyoloji 4. 10. sınıfta var mıydı hatırlamıyorum galiba bu kadar ama yani relevant MIT şeyleri AP'leri almış bu çocuk RC'de top 5-10 değil ama yaranın üstü bu çok yüksek değil full burs istiyoruz şimdi bu şimdi değil bu birkaç sene önce çok kompetitif bir şey okumak istiyor yani antropoloji okumayacak bu çocuk girmesi zor bir branş istiyor ve güzel aktiviteleri var. Eseylere harika buraya excerpt koyacaktım unuttum. Ee, çok iyi eseyler. Rekoları herhalde çok olumlu. Şimdi let's discuss. Ne yapmış olabilir? Ne düşünürsünüz Siz alır mısınız diye üniversite hangi üniversite olsanız nasıl düşünürsünüz? Ekipten ya da dışından. Gittikçe zorlaştı bu profili sokmak. Burs yüzünden bayağı zorlaştı. Hatta bunu kabul eden okulla Nazan'la ben iki gün önce konuşuyorduk. Ve çok mutlu okulunda. Ha, anladım. <laughs> evet, fos kalır istediği için biraz Tabii. Zorlan. Fula yakın, ya yani yaşam masrafını falan kabul ediyorduk. Ne düşünüyorsunuz? Hangi okula girdiğini söyleyecek misin? Yo bir tane cevabı yok ki bunu nasıl değerlendirirsiniz öğrenciye okul nasıl bakar okul üniversiteler nasıl evalüe eder Robert'ten çok insan başvuruyor ee, analiz edelim beraber şimdi he has what it Amerikalı olsa bir sorunu yok bu çocuğun yani değil mi daha kolay olacak işimiz ee, Robert'ten çok insan başvuruyor can dedi mesela 30 kişi Cornell'e 30 kişi UPenn'e başvuruyor ee, bu çocuk ise top 40% diyelim. Yani en iyi öğrenci değil, en yüksek öğrenci değil. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir Cornell bu çocuğu alır mı mesela? Almaz. Evet. Almaz. Çok iyi. i̇yi çocuk iyi ama ağzında kuş tut iki tane takla at. Sonra geri doğru falan atmak lazım Cornell'e girmek için. Çinliler var, Hintliler var. Yani mesela yedi tane AP'si olan Üç tane araştırma yapmak isteyen insanı bunun önüne koyar. Bu iyi oldu halde bu çocuk. Çünkü bir de full scholarship var. Peki kim alır? Cornell almaz. UPenn alır mı? Almadı. Ama Rochester aldı. ve Onun için çok iyi bir okul aslında. Rochester iyi bir okul. Ve istediği bursu verdi ve şu anda çok mutlu orada aslında. İyi bir okul. Any questions? Ne düşünüyorsunuz? Soru, soru, soru. Hiç kimse soru sormuyor. Chat'tekileri görmüyorum ben. Aslında. Sosyal sorumluluk anlamında yaptıkları var. Diye soru. Evet. Çok ekstrovert. İngiltere'ye başvursaydı nasıl olurdu acaba diye sordu. Hemen söyleyelim. İngiltere'ye başvurursa nasıl olacağını anlamak için şu, şu kutuya baksak akademiye yetiyor zaten. Girer. Girer. De. Oraya gitmedi. Mühendislik kimya eksik galiba. Kimya eksik evet ama İngiltere'ye girerdik şeyde e, Kanada'da zor olurdu. Kanada'da da sıkıntı olurdu. Evet. Kimya olmadığı için tek kim, şi, kimya şimdi Imperial'da istemeye başladı gibi duruyor. Geçen seneden sonra. Ama evet. İngiltere'ye girer de. Ama Amerika'da iyi çok iyi bir çözüm buldu. Bence girdiği okul ona çok uygun. Extroverted bir çocuk. Basketbol oynuyordu, tiyatro yapıyordu. Ve e, Common App o kadar iyiydi ki tiyatro ile ilgili. Enfes bir essay'di. Yani öldüklerine eminim yani okulların. Interview'da da çok iyi perform edecek. Çünkü extroverted. O kendini gösterdi. Hatta bunu aradılar, waitlist'e koydular, aradılar. Sen buraya geleceksen seni alalım dediler. Biz şaşırdık. Anladım ki ben commitment arıyor yield waitini bozmamak için. ve tamam. verdi. Tamam dedim. Parayı verirseniz gelirim dedi ve git aldılar. Devam edeyim mi? Next one. Pardon, <laughs> bir şey var. istiyorum. yüzde demek e <laughs> Yo değişebilir her seneye göre yani sınıftaki kontekste neredesin sınıfta Çünkü 12 sınıfta söylüyorlar öğrencilere ve e, okul biliyor herkes yüzde bir iki misin beş misin yüzde yani kaçıncı sınıftaki rankingin nedir biliyoruz A, onu onu mu? E, e... Tam ses, sesiniz yankıyla geldiği için çok net duyamıyoruz yani şey Hani not, not mu? Evet yazılıyor. Hı -hı. Yazılıyor. Tamam. Onun da neye tekabül ettiğini biliyoruz ayrıca. Anladım. Okul söylüyor çünkü. Okul size söylemese de onu biliyor değil mi aslında? Okul okulun vazifesi okuldaki danışmanın görevi contextualize etmek her öğrenciyi. Yani bizim binden kaç yüz kişilik okulumuzun 12. sınıfı arasında bu çocuk böyledir. Yani bu da bir linear bir skala değil. Şuradadır değil sadece akademik. Man. Aslında bu sanatta buradadır. Çok görsel yeteneği vardır. Herkesi motive eder. İnsanlara çok iyi davranır. Hocaları ona bayılır bunları da aslında o okulun sentezi içine atmak zorunda. Yani contextualize etmek zorunda. Onun için mesela bunu bir yabancı okul çok iyi hallediyor ama bazı okullarımıza veya Türk okullarına öbürleri kadar güvenemiyorum tabii bunun doğru yapıldığına. Hatta yapılmıyor diye size söyleyebiliriz yani. Böyle olduğundan eminim. Ama bir Robert'e gidiyorsanız, Hisar'a gidiyorsanız böyle bir sorununuz yok zaten ya yani da koç falan gibi bir okulda. Başka okullarımız da var. Üsküdar da iyidir eminim. Yani bunlar doğru kontekstualize edecekler çünkü eğitimleri var bu konuda. Oldu mu? Ee, bu çocuk şimdi bu Robert değil. Başka birisi sunmak ister mi? Ben konuşmaktan sıkıldım. <laughs> Nazan Can sunmak ister misiniz? Onu. Nazan Bir profil neresi evet. bu bilmiyorum. MIT'lere <laughs> veririm bunu. Evet. MIT yap. Hangi okul olduğunu bilemedim ben bunu. Türk. E... Evet çevre. Çevre okulu tamam okey İstanbul'da hı hı. E, MEP müfredatında okulda yüzde beşte ne istiyor? Fizik mühendislik istiyor. E, ne yapmış? MEP'in üstüne SAT'den 1540 almış. affedersiniz. Hı. Physics Engineering dedim Computer Science. Okey Computer Science plus Engineering. Yes, or okay. O da o da zor, iki aynı zorlukta. Zaten. Tabii tabii. Yani computer science olunca ekstra zor. Krem döle krem olmak gerekiyor artık. Aynen. SAT 1540, matematiği fulllemiş. E, İngilizceden de lisesine göre çok iyi bir not almış bak. Çok, çok, çok azıcık değiştiriyorum bazı şeyleri. E, kendini e, çakalım. AP'ler 5 e, 5 5 hepsi 5. Bir tek Kimyada 3 almış galiba ama onu da 10. sınıfta almış. Çok zorlamış kendisini. Ee, extra curricular ne yapmış? Kodlama yapmış, araştırma yapmış. Amerika'da online internship yapmış. Ee, evet. Yaz okullarına katılmış Türkiye'de ve full scholarship istiyor. Evet. Hiç parası yok ailenin, hiç yok. 5, 6, 6 bin dolarları versene de falan öyle bir şey. Eserleri nasıldı acaba? iyiydi. Son dakikada yardım edersen 12. sınıf, 11. sınıfın sonunda yani iyiydi. Şimdiden tekrar dönüp baktım. Yani bayağı iyi bir çocuk için ama bu çocuk Robert Koç velisinin tarafından yetiştirilmedi. Kendi kendini yetiştirdi. İşte annesi babası destek oldu olabildikleri şeyce kapsamda. Bir sürü dersi almadı. Yüzü nasıldı şimdi Nazan? Üzerinde çocuğu. Hani hayır kendi kendi yetiştirdi. Ee, kendi çalışıyor AP'lerine ve SAT'ye. Çocuk. Ders almıyor. Onu da anlatıyor. Tabii ki. Birisi yardım edince biliyor tamam nereye koyacağımı anlatıyor. Nereye koyacağını biliyor. Ha, bu arada ben okuluna yardım ediyorum. Arkadan da biliyorum recommendation nasıl olduğunu. Çok iyi yakıyorum rekomendasyonu. Çünkü ben yani o zaman danışmanı olarak yazdım. Müdürle beraber yazdık. Yani onu kontekstüelize ettik. Okul anlasın diye. Ve doğru. Her şey doğru. Bir araştırma yaptı. Amerika'da internship yaptı. Kendine Bu güveniyor. Şey... İngilizcesi de kötü. Konuşurken kötü. Şimdi çok iyidir artık. Çünkü iyi bir okula gidiyor. Tamam. söyleyeyim. Buyur. araya başka bir konudan gireyim. Contextualizing ve Amerika başvurulduğu zaman okulun danışmanı da siz öğrenci için bir recommendation yazar. Ve Tabii. bu danışmanın yani şimdi bu danışmanın yazdığı recommendation da öğrencinin okuldaki yeri hakkında hem okul hakkında bilgi verir hem de o öğrencinin okul çerçevesi içerisinde yani kontekst oradan geliyor yani kontekst içerik içerikte yerleştirme mantığıyla giriyor ve o çok önemli. Orada öğrencinin hangi yüzde de olduğu anlaşılır, nerede olduğu anlaşılır bir onu girmek şey ve bu bu, bu şey öğrenci bu öğrenci <gülüyor> e, <gülüyor> yani, Sonuca attayım mı Keşif Hocam? Tabii tabii. Aynı ligde, yani %130 burs yanılmıyorsam alarak Öyle bir, şey bir Dartmouth'a Yani gireyim. yaşam masraflarını da ödüyorlar. Evet evet. Çok tabii. Genelde ödenmez. Yok yo, yani öde, 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 ödüyorlar böyle bir çocuk olursa bunu istiyorlar. Diversity işte 68 ülke koyacak oraya bakıyor. Yani kendi kendine yapmış. Bu çok değerli onlar için. Bir sorusu olan var mı bu case study ile ilgili? Bu faydası var mı bunu görmenin? Ee, bu çocuk bakayım bu kim? Ha, bu da Türk okulundan. Bu da çok uzun dönem e, çalıştığımız bir öğrenci. E, kendi kendine yaptı bu da her şeyi bu oğlanda. E, computer science istiyor. 1510, 1510 bak. Sonradan gitti. Kabul aldıktan sonra gene girdi. 1510 o kadar kızmış ki kendisine. Tekrar girdi. Hiç komik değil mi? Mesela Mart'ta mıydı, Mayıs'ta mıydı? Ne yapıyorsun diyorum. Okula kabulün geldi. Niye giriyorsun? Ben gireceğim. Daha yüksek olacağım. Peki. Ama bütün AP'leri 4. Ee, tabii sınıftaki en iyi öğrenci falan. Okulda söylüyor onu bu şekilde zaten. Onu onu söylüyorsun okula yazıyorlar. Ee, Şimdi bu öğrencinin extra curricuları, curricuları ilginç çok uzun bir listesi vardı. Bir sürü de matematik yarışması olimpiyatı vardı. Okuluna gidiyor her şeyi de reprezante ediyor böyle kazanmak üstüne. Çünkü öyle bir kültürden geliyor. Teamwork falan bilmiyor çocuk hiçbir şekilde bilmiyor. Yani karakteristikleri e, kendi başarıları üstüne odaklı çocuk. E, özellikleri üstüne değil. Onu tekrar rewire etmek lazım arkadan girip böyle. Robot gibi değil ki insan ama... ...hayır bunu böyle almıyorlar. Gel sana oturalım, anlatalım. böyle Üç sene anlatırsan... E, ...birinciliğin değil de... ...bu aşamalarda ne kazandığın... ...insan olarak... E, ...diğerlerine katkı e, e, da bulunmak e, adına... E, ...neler ifade ettiğini yorumlarsa... ...ve o şekilde eserleri anlatırsa... E, ...yararlı oluyor. Onun neticesini görüyoruz. Bu de şimdi bursla aynı şekilde... ...deminki gibi yaşanmaz masraflarını da bir kısmını ödediler hepsini de bir kısmını ödediler yani full'dan daha fazla burs aldı türüşünden şimdi e, rezüme çok iyi ama bunu ben tanıtmadan çocuğu göstersek rezümeyi almazlar İngiltere'de de bir sürü okul almaz yani, o, o seviyede değiliz ama e, işte belli standartlarda finansal olanaksızlıklar arasında büyüyüp üç kardeşten bir tanesi hepsine tütür ediyor e, bir sürü yarışmalara katılıyor ee, ve covid sırasında o kadar online eğitime alışmış ve öğrenmiş ki e, merakı da quantum computing computer science içinde bir şey var oda vardı e, çok yönlü bir çocuk olmasına rağmen birkaç açıdı mesela dans ediyordu gitar çalıyor onun haricinde e, computer science içinde distil etti merakını onu gitti yazın e, 11'in sonundaki yaz gitti 15 tane öğrenciye bütün yaz Quantum Computing öğretti Türkçe. Onun eseğinde yazdığı şey de şu. Ben üzülüyorum. Bu insanlar İngilizce bilmedikleri için bu eğitime olanak yani interface edemiyorlar, anlamıyorlar. Ben öğrendiklerimi çok şansım oldu. Bursa bir sürü programa gittim, araştırma yaptım. Çok şey öğrendim. Bunları Türkçe'ye tercüme edip bu insanlara, Türklere, öğrencilere ders vermek istiyorum. İleride de ben profesör olmak istiyorum. Türkiye'de ve Amerika'da eğitime katkıda bulunmak istiyorum. Bu çok güzel bir tema şeklinde e, construct etti bunu. O da uzun süre çalışmazsanız bunu construct edemiyorsunuz. burada böyle kültürel olarak da biraz oturup rewire etmek, rewire etmek, rewire etmek gerekli. Çünkü ben her şeyi kazanmaya alışmış birisini koysam bu okullardan birinin önüne hiç kesinlikle giremez. Nazan'ın söylediği, demin anlattığı özelliklerin hiçbirini exhibit edemez çünkü. Onu çocuğun beklentileri çok iyi algılamış ve internalize etmiş olması gerekiyor. Hemen ucundan çıkar. Şu anda konuşuyordum mesela yani çok süre geçmedi bu sene konuşuyordum ya da 23'ün sonunda şu anda etmiş internalize etmiş ve çok mutlu buraya bayağı ayak uydurdu e, memnun yani ve eminim ki çok güzel şeyler yapacak hayatında ama o kültürel değerlerden ötürü yapacak bence o, o yüzden girdi zaten okula Bir ekleme yapmak istiyorum. Farklı bir konuda yani bir şey bir öğre, bir veli sormuştu işte şablon. Evet. şablonu burada gördünüz okay. bu study'ler. hani şablonların olmadığını öğrencinin ve kişiye göre okuduğu okula göre aldığı yani herkesin kendi şablonunu kendi yaratıyor Amerikan sisteminde. Bu bunu aklımıza bulundurmamız lazım. Ya yani işte ilk öğrenci işte yüksek SAT artı yüksek notlar ama kişiliksel şeyler diğer öğrencilerin e, gel, e, daha işte ne diyelim ee, bu kadar bilinmeyen bir okuldan gelen öğrencilerin kendine çıkış yolu aramaları ama kendilerini çok iyi tanıyarak bunu çok iyi kanıtlamaları, göstermeleri bu cins, yani şablon yok. Öğrencinin kendini tanıması ve onu çok net ortaya koyması önemli olan. Pardon. Pardon. Elim Buyurun. sürüyor şeye girdim. E, bitir Geçmek istememiştim de. Kazara geçtim sonra. Yani ekstra gereken bir... Çok önemli geri döneyim mesela bir iki tane onlara bakalım iki dakika bakıyorlar onlara ee, neye bakıyorlar uzunluğuna bakıyorlar ee, bir de derinliğine bakıyorlar bizim konumuzla ilgili mi fokuslu musunuz evet güzel 3 sene mi yaptınız 4 sene mi yaptınız İyi. yani longevity ve leading into leadership işin başkanı olmak mesela 11. 12. sene iyi böyle her sene böyle bölük pörçük şeyler yapmamamız lazım. Enteresan şeyler olursa mesela ben burada bir şey yazdım hatta Nazan bana yazmış ben uyumuştum sabah 2'de kalktığım için <laughs> yanlışlıkla mı bunu yazdın dedi burada bir case vardı Comp gav vardı değil mi evet. bu hatayla mı yazdın dedi hayır doğru doğruydu çocuk sistem olan okumak isteyen bir çocuk comparative government alamaz mı İnsanları sadece sayısal ve sözel olarak mı görmemiz lazım? Stanford baktığında öyle mi bakar? Hayır, kesinlikle öyle bakmaz. Ee, yani fokuslu insan istiyorlar. Yalan söylemeyelim, e, tezat konuşmayalım. Ama fokuslu olmanın haricinde insanların kültürel merakları olsun... Politikaya meraklı olsun, antikaya meraklı olsun, hani bir şey, antropolojiye meraklı olsun. Kelebek toplam bir şey yapsın ama burada bunu ifade etsin. Yani konudan uzaklaşmak, dağılmaktan bahsetmiyorum. Ekstra bir insancıl bir kültürel hobisinin olması, humanities'e meraklı olması, ...komünikasyon... E, skill'lerinin yüksek olması e, çok önemli. Ne okuyacak ol olursa olsun öğrencimiz. E, mesela international relations okuyacak bir insanın da aynı zamanda marine science'e ilgisi olabilir bir hobi olarak. Hiç bu bir tezat teşkil etmez. Fakat onu ne yapmak istiyorlar? Eseylerde mutlaka görmek istiyorlar ve hoşlarına gidiyor ve hatırlayacak bir şey istiyorlar. Bir hook arıyorlar o çocuğu hatırlayacak. Ama bu çocuk çok odaklı ama bir de bir, onun bir merakı var. Onun hikayesi neymiş ben bir bakayım. Mesela origami yapıyormuş. Niye yapıyormuş? Bir okuyayım bakayım. Anlat, anlatsın bana. Tamam Onu merak ediyor. Eserlerini de anlatmazsan, blank diye böyle CV'nin ortasına koyarsan havada kalıyor. Yani bağlayalım bir yerden onları. Akıl geliyor mu söylediğim? Okey. Sonuncuya geçsem bunu acaba Can veya Nazan isterler mi? Bu da başka bir okuldu. Case Şimdi... Western değil mi? Bu da Case Westernlerden biri. Ha, evet bu şey bu Amerikalı. Ee... ACT almış. Şimdi tercüme ettim sana. 1480 gibi bir şey oluyor şimdiki okay. not. Okey. Um, 1480 SAT'ye tekabül ediyor. Ne zaman almış? İkinci senesinde. S2'de almış. E, kaç tane AP almış? İşte AP Environmental Science 1, 2, Bio. Bunları şeyde almış. 3, lise 3'de almış. Ondan sonra AP English Lang Calc uh, Art History almış. Ondan sonra eee senior year almış? AP bir sürü almış. Ya yani okulda neredeyse verilen bütün AP'leri almış. Hem sayısal hem e, sö sözel. Daha çok biraz e, şey. kaç ne not aldığını oldu da hiç söylemiyorum. Evet, o belirt belirtmediler onu çünkü şeyde. E, notlarını vermediler. Sadece bu şeyleri aldık. Al, onu belirtiyorlar. Context e, olarak 4, var. olduğunu varsayıyorum o zaman evet. çok. Tabii çünkü Case Western şey söyledim ama söyledim <laughs> <kolay>. ama <laughs> neyse çok kompetitif bir okul. E, kontekst olarak baktığımızda küçük bir okulda e, devlet okuluna gidiyor. Küçük bir şeyde şehirde devlet okuluna gidiyor. Ne istiyor? E, primet biyoloji ve doktor olmak istiyor. Case Western'ın çok kuvvetli olduğu alanlardan bir tanesi. Ekstra ee, curricular'lara baktığımız zaman da burada şey e, spor görüyoruz. 4 senedir rugby oynuyormuş takım kaptanı ama aynı zamanda robotikte 3 senedir devamlı. Yani buradaki ekstra curricular'ların çoğunun 3-4 sene boyunca devamlı olduğunu görüyoruz. E, leadership e, şeysinin, e, kabiliyetinin yüksek olduğunu görüyoruz bunlardan hepsinde. E, takım kaptanı işte e, yönetici durumunda ve bununla birlikte üstüne üstlük bir de dört sene boyunca part-time çalışmış. tabii ne görmüyoruz pardon şey görmüyoruz değil mi? Mesela life sciences ile ilgili bir extra curricular da yok burada belki part-time işi öyle olabilir tabi. Evet. Onu ee, görmek isterdim herhalde değil mi? Ne Çünkü ne işe girmek istediğini biliyor mu? Ama değişik fikrim Ama part-time değişik... ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Evet. Evet. Rekomendasyonları iyi. Evet. Ee, onu da belirtmişler. Çünkü bunu admission officer'lar e, şey yapmıştı, sunmuşlardı. Dolayısıyla onlar recommendation'ları e, görüyorlar. E, ve hocalarından aldığı recommendation'lar iyi. Çalıştığı yerdeki e, supervisor'larından aldığı e, recommendation'lar gayet iyi. E, de e, normalin üstü diye şey yapılmış. Yani iyi bir essay. Hı hı. E, muhteşem olması da iyi bir şey e, ve bu çocuk case history'ına e, girdi. Evet evet. Girenlerin evet. arasında. Evet. Teşekkürler. Peki e, bir şey eksik ama mesela bizimle çalışıyor olsa ne yapardık? Araştırma yaptırtırdım ben. Bir, bir kere bir bir expose yani Has değil mi? Doktor diyen evet. birine. Ama it's okay çünkü Amerika'da olunca undergraduate okuyacak önce onun için fikrini değiştirebilir. Yani illa atlan deve de değil. Onun için daha biraz daha rahat o konuda. Bir faydası oldu mu? Bir şey öğrenen var mı? Kes Ya bunu bilmiyordum öğrendim. Yoksa eski haberleri veriyorsun. Yani feedback. Yine öğrendiğiniz bir şey var mı? Chat'i göremiyorum ben ama arkadaşlar görebiliyorlar. Ama henüz bir feedback gelmedi. Mülakatlar e, da. Eşim Hanım, Ekstra konuların hani ESE'ye bağlanması mesela benim için yeni bir şey oldu. Yani ha. ben ESE'yi daha bağımsız bir şey diye düşünüyordum açıkçası. Ee, hem güzel de... bir müddet oldu. Teşekkürler. Yok hem öyle hem değil. Çünkü yani Amerika'ya başvuran birisi 35-40 essay falan yazabiliyor. Yani bunların bazıları korkmayın böyle 50 kelime ama bazıları yani şey uzun. Kamera peseysi ya da bazı okulların istedikleri eseyler bayağı uzun olabiliyor. Onun için maalesef o kadar çok şansımız var ki o kadar çok şey esey yazmak için. Ee, yani bayağı sizi iyi tanıyorlar ama daha önemlisi siz kendinizi gayet iyi tanıyorsunuz esey süreci bittiğinde. Yani counseling, college counseling aslında öğrencileri üniversiteye sokmak için olduğu kadar orada ve ondan sonrasında başarılı olmak için e, gereken özellikler onlarda var mı yok mu? Amerika'nın kültürünü içinden bilerek onu işte hazırlamak açısından kendini tanımanıza yardım ediyor bence essay süreceğini çok ne dersiniz Sizler Tabii ki Bu arada e, enteresan bir soru hemen söyleyeyim mi mezun ya da e, kabul dekanının e, herhalde öğrenci adına şey yapması soruyu tam anlayamadım. Özellikle mezun ya da kabul dekanın yapılması yapması ne kadar etkiliyor diye bir soru var ama ne yapması? Herhalde e, arkasından öğrencinin bir e, bazen oluyor ya işte ya bu hamili kart yetkili Mülaka, mülakatlar mülakat, için mülakat. sorulmuş mülakatlar Mülakatla, interview. Okay. Bu interview. Depends on the school mesela PG büyük bir okulda admission officer'la ha tamam. Okuldan okula değişir. Küçücük okullar var, büyük okullar var ama evaluatif evaluatif interview'lar var, informational interview'lar var. Genellikle Türkiye'de yapılan, uzundan olsun, in person olsun mezunlarla buluştuğunuzda o informational diye bakıyoruz. Yani tabii ki feedback verecekler ama e ...misal genelde benim gördüğüm... ...bayıldı, ayıldı... ...normalde 25 dakika sürecekti de... ...35, 45 dakika sürdü... ...it's a good sign... ...ve eh, yani... E, genel bazı çocuklar giremiyor... ...onların e, ne kadar beğendiğine... ...şöyle şu kadar bakıyorlar... Yani ...daha ziyade bilgi paylaşımı... ...bir de e, o, o okuldan mezun... ...olan e, insanları da... ...angaja etmenin bir yolu... ...o mülakatçı olarak kullanmanın yolu... ...eğer sizin dediğiniz gibi... E, Admissions office direkt olarak interview ediyorsa bence o iyi bir işaret. Daha evaluative demektir. Yani bakacak bir tartacak orada değil mi? Ee, mesela kötü bir konuya gireyim şimdi. Ülkemizde çok sahtekarlık yapılıyor bu konularda. Duymuşsunuzdur belki. Üzerinize bakıyorum. <laughs> ee, işte araştırma programları, stajlar yani yalan söyleyen çok insan var değil mi? Maalesef. Ee, belki sizce üniversiteler bunun farkında mıdır bazen? Yani öğrenciler geldiklerinde orada okula başladıklarında Sudan çıkmış balık. E neredeydi senin 11 ay bilmem ne Üniversitesi'nde yaptığınızlar? Hmm. Ee, onun için belki konuşmak istiyorlardır bazı öğrencilerle. Çünkü bir ground etmeleri lazım. Gerçekten bunlar doğru mu, değil mi diye. O yüzden interview'ların daha sıklaşacağını düşünüyoruz. Yeni tool'lar çıkacak interview etmek konusunda. Çünkü yani ben olsam güvenmem. <laughs> Şu anda <laughs> <laughs> Bunu gidip sorduk bir tanesinde. Siz nasıl anlıyorsunuz Türkiye'den başvuran birinin dürüst olup olmadığını? Cevap. graded paperları, Yeşim Hanım, graded paperları öğrenci kendini yüklüyor yoksa okul mu gönderiyor? Kendi yüklüyor. Sahtekarlık dediğiniz için soruyorum yani. Ha, graded onlar çünkü. Graded paper, Onlarda bir problem olduğunu görmedim ben. De. Aklıma gelmedi öyle bir üçkağıtçılık. O da olabilir vallahi bak. E, Doğru söylüyorsunuz. Bak o da o da o olabilir. Hayır ben şeyden bahsediyorum. Araştırma, patent, ıı, ondan sonra staj yapmayıp da ben yaptım diye. Ondan sonra interview'da ıı, ne yaptın hiçbir şey öğrenmedim. E, ne ne neyi öğrendiğini anlatmak önemli aslında. E, ben onu duydum. Çocuklar kendi aralarında mesela şey diyorlar, kızım söylemişti bana. E, hani benim hiçbir şekilde tasvip edeceğim bir şey değil zaten kişilik olarak. E, çocuklar birbirine ya işte Staj yapmasan da yapmış gibi yazabilirsin ya da evet. şunu yapmasan da yapmış ki, kim kontrol ediyor ki gibi e, böyle birbirleri aralarında konuşmalar evet. olmuş yani evet oluyor e, oluyor maalesef, evet. bize de söylüyorlar işte mesela <laughs> benim babam dedi ki ben oradan bir kağıt alabilirmişim kaç sürelik olsun ne bunu bana söyleme <laughs> var vallahi var yani biz biz bizi de anlamadıkları için onu çocuklar göremiyor tabi biz kızmıyoruz da yapma bak böyle yapma orada anlattığın önemli interviewde anlatabilecek misin falan filan bizim 5 dakika sonra bir aşağı yukarı 5 10 dakika içinde durup başka bir yere geçip, devinerek davetliyiz geçmemiz gerekecek ee, burada çok güzel sorular vardır ben göremiyorum Nazan Can sormak ister misiniz yazılı olanlardan ee, bakayım şimdi nazan görüyorum. Hemen sıradan okuyayım. Burslar daha çok Ivy ve Liberal Arts okullarda görüyoruz. Liberal okullar sıralamalarda yer almıyor. US'de tanınsa da ülkemizde pek tanınmıyor. Düşüncelerinizi rica edebilir miyiz? Biz Liberal evet. Arts <laughs> alıcıza bayılırız. Bayılıyoruz ve çok iyi. En iyi burs onlar veriyorlar. Değil mi? Evet. Ve şimdi Robert çok iyi biliyor o burs ve bu sene mesela herkes yığılıyordu. Yupen'e falan şimdiye kadar. Dikkat ettim çocukların listelerini Mesela politik olarak annelerin babalarının object edeceği küçük liberal arts school'ları Robert de suggest etmeye başladı. Benim çok hoşuma gitti o. Yani bizim yap görmek istediğimiz şey bu. Bir Kenyan, bir McAllister değil mi? Böyle okullar çok iyi okullar var ortalıkta. Evet, ama tanımıyorlar. Şey, e, aynen e, komenti yazan kişinin yazdığı gibi şeylerin rankinglerin içinde olmadığı için sanki e, yokmuş gibi kabul edildi. ne, yap ne gibi yapalım? Ne yapalım o zaman? Şey mi? Başka, yani burs verecekse ve çok iyi bir okulsa, konuş koşullar değişiyor. Ben olsam akıllı olarak onları da kesinlikle skopa alır ve onlardan öğrenmeye çalışırım şu anda. Çünkü Mesela Colleges That Change Lives diye bir kitap var. E, herhalde dijital olarak. Web sitesi de var. Aynı şekilde web sitesi web sitesi de var. Yazalım mı? Colleges that save lives. CTCL that change lives. Me the save lives. Yani ben kitap ama sende de vardır. Hı. De ha, de var. ben şeyden bakıyorum. UCLA'de falan bunları evet. okutuyorlar. Ya the... Burada önemli olan, daha araya gireceğim, pardon, şey, eğitim. Eğitim tabii. Etiket Ay değil, eğitim. Eğitim. Bir de PhD yani yapacaksanız, burada, e e Lafını kesmem ama çok önemli. E, profesörler sizlerle direkt olarak çalıştığı ve e, graduate studentlara önemli olmadığı için orada siz bütün at attention'ları sizin üstünüzde. Daha çok PhD yapan öğrenci çıkar Liberal Arts College'dan. Ha, devam et kusura bakma Bu aynı mantıkla yani öğrenci yurt dışına bir iyi bir eğitim almak için gidiyor. Bir oranın etiketini, oranın label'ını taşımak için yok işte. Yani çok ilginç tartışmalar dönüyor bazı gruplarda. İşte orası çok uzak, şehirden uzak, işte iki uçakla gidiliyor, gidilebilir. Günün sonunda orada eğitim için bir zorluklar, üç sene, dört sene neyse ülkeden ülkeye değişiyor. Yani burada ne istediğimizin çok net karar verilmesi lazım. Ee, onu diyeceğim. Bir de ben bir şey, Zeynep elini kaldırıp duruyor. Zeynep geçen seferde kaldırmıştı. Sorusu, bir sorusu var herhalde, onu sorusu. Kapatmadan önce onun sorusunu yanıtlayalım. Hı, hı Teşekkürler. Rica ederim. Rica Evet. Ee, ben evet. chatten de yazmıştım. Buradan da bir sormak istiyorum. Şimdi ben A-Level yapıyorum ve böyle a p -I b falan ne hiçbir fikrim yok. Benim evet. okulumda yapılan bir şey değil. Ve İngilizce için de IELTS yapıyorum. Aynı anda işte Delf Fransızca falan. Şimdi e, işte SAT'yi böyle bir duydum. Bir gireyim deneyeyim dedim. Nasıl bir şeymiş görmek için. Ve e, hiçbir bilgim olmadan yani SAT nedir? Hiçbir bilgim olmadan yani rastgele College Board'a girdim. Rastgele bir Egzama bastım ve 1260 yaptım. Bu e, ilk deneme için sizce, çünkü online SAT'ye gireceğim zaten ben. Hı -hı. Kağıt üzerinde olmayacak zaten. Kaçıncı yani 1260 sınıftası? yaptım. Kaçıncı sınıftasın? 11. Okey. E, ve şunu sormak istiyorum. Şimdi aynı anda hem A-Level hem SAT çünkü buradaki hocalara da sordum. Dediler işte SAT eğer Amerika'da güzel bir burs almak istiyorsan SAT'nin böyle çok yüksek olması gerekiyor falan dediler. Ama aynı anda hem Üç tane A level yapıyorum. Hem Delf B2 Fransızca yapıyorum. Hem evet. SAT nasıl olacak? İşte Ahmet duydum, ACT duydum. Dur, 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 dur. Kafam. Nasılsa sen ne okumak istiyorsun? Bir de e, hangi ne hangi lisedesin? Nerede şey hangi şehirdesin? Ee, Türkiye'de değilim ben. Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'ta. Okay. E, ne okumak istiyorsun? Yani ya veterinerlik ya da tıp diye düşünüyorum. Kıbrıs, Türkiye'si mi? Evet. The... Aynen. Okay. Um, oh. Nüpresli Amerika. Evet ama Türkiye kimliğim yani. de var. Okay. Şeyde, şimdi Amerika'da tıp okumak çok zor değil mi? Yurt dışından gelip de yabancı. Olarak... Evet. Önce bir dört yıl okuyormuşsunuz gibi bir şeyler varmış Aa, galiba. Daha da ötesi başka bölüm. Bir de tıp fakültesine giderken mesela bütün parayı önden görmek istiyorlar. Öyle. Onu Don't assume that's gonna happen. Kanada daha da zor. Onun için İngiltere'de var böyle bir şans ama az. Ee, ama doktora ihtiyaçları olduğu biliyorum. Sonra değişebilir ama yani Avrupa'da bazı olanaklar var. Ee, mesela bitiş düşündün mü onları? Çok kötü haber gibi gelmesin tabii için. Çünkü biraz. <laughs> Yok zaten ben bu kadar uzun zamandır Fransızca yaptığım için ilk seçeneğim zaten Fransa. Peki. Zaten okay. Fransızca okuyacağım. O zaman. Ee, yani genel... evet Fransa'ya gidersen Fransızca okuyacağım. Okay. okay. Ee... SAT'ye gerek yok ve çünkü Avrupa'daki diğer ülkelere de bakarsan mesela bir böyle safety olarak mesela İtalya'da başvurayım çek var bazı güzel İspanya'da da medical fakülteler var şöyle İngilizce. İtalya Aymet mi istiyor? Aymet de o değişti olsun ama o SAT hiçbir gerek yok onlar için. Ya SAT sadece Amerika için zaten. Ee, yani ve ben aynı anda söyleyin buyurun. İngiltere için de iyi SAT genelde. Mesela King's'e falan bakarsan Görüyorsun şu kadar şu notları al ya da SAT al diye falan orada combine ediyor. Birçok okul SAT'i de istiyor. Ama e, genelde ben medical school yapıyor olsam e, herhalde SAT yapmam. Öyle mi diyorsunuz? Çünkü aynı anda hem A-level hem SAT hem Delf o gider ayak SAT'ye çalışayım derken A-level'ımı da düşürmek istemiyorum. Çünkü yani ana sınavım o. SAT biraz cepte olsun gibi bir düşüncedeydim ama yani burs kazanmak için de zaten öyle cepte değil gerçekten ciddi alıp SAT'ye çalışıp yüksek bir puan almak gerekiyor. Öyle cepteki SAT'ye verilmiyordur yani bu burs. 1260'a 1300'e verilmiyordur yani ne diye düşünüyorum. Hı hı. Yani 1400'ler... Ne, ne önerirsiniz? SAT'ye çalışayım derken aynı anda a levelda düşürmek istemiyorum. Amerika'da böyle olabilecekler evet. arasında. Ama Amerika'ya gidip gidersen tabii fakültesi olmayacak orada farkındaysan. Biliyorum evet evet. Başka şey okursun o zaman orada mesela genetik moleküler biyoloji biyolojik kimya falan. Hı -hı. Evet. E, o zaman bir ama depends on the school. Eğer çok iyi bir yere girmek iyi de dememek lazım yani çok böyle feci seçici bir yer e, marka bir yere girmek istiyorsan ki biz o öyle insan yetiştirmeyi çok sevmiyoruz ama o zaman kesinlikle bin beş yüzlerden yüksek öyle, lazım. Öyle bir beklentim asla yok. <laughs> o zaman güzel okullar var alabilecek bunları da okuyabilirsin ama herhalde bir bin gene decent bir okul için SAT iyi olur 1450 falan. Burs için çok gerçekten çok zor veriyorlar. Gittikçe her sene daha zor oluyor. Yani bir tık boşuna hayal gibi sanki. No, not necessarily. Şimdi ben kapatmak zorundayım öbür e, webinar yüzünden ama tartıya e, koyup iki tarafı tartmak gerekiyor. Hiçbir şeyin siyah ve beyaz bir cevabı yok. Mesela SAT'ye çalışmak mesela 4 ayını alacaksa onun yerine GPN ve mesela A-level'lardan daha iyi netice getir derim. Ve git tıp fakültesi sınavlarına çalış. Çalışman gereken. Başka bir Avrupa'da. Hadi Çünkü bir şeye çalıştığında diğerinden feragat ediyorsun. Değil mi? Yani o evet. onu düşünmek lazım roadmap'te. O yüzden yani çok nuanslı SAT bir çalışayım kadar... derken A-level düşürüp bir Tabii. de Amerika'da tıp okuyamamak kötü bir Aynen doğru. bu, bu tarzda kararlar her öğrenci için, IB'deki öğrenciler için de söz konusu ama bunlar çok ince 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 kararlar. bir conditional, senin akademik mesela aptitude'un benchmark'ına falan da bakar. Senin kapasiten A ise şöyle yaparsın, B ise böyle yaparsın. Onun için durumu tam bilemediğimiz bir şey için kolay bir cevap vermeye çalışalım ama doğru olmayabilir. Yani it depends on your situation. Olur mu? Olur, teşekkür ederim. Gut ben olsam SAT yapmazdım. Yani benim katkım Bunu ciddiye alacağım. Teşekkürler. Rica ederiz. Teşekkürler zamanın. Sesle soru soranlar var. Yapmadık çünkü bu Amerika ağırlıklı. Çünkü çok kompleks orada. İngiltere'de notlarınıza bakacaklar. Tabii personal statement'a bakacaklar. Orada çok önemli şeyler var. Onları da kesinlikle diskas edebiliriz. Onunla ilgili webinar yapabiliriz. Zaten yapmıştık mesela Oxford ile ilgili. muazzam bir webinarımız var YouTube kanalında ama orada genellikle mesela bir Cambridge 5 beş tane beşiniz var mı? iyi kapıdan girdin. Ondan sonra nasıl hazırlandın? Eseyin nedir? Interview process ve gereken testler. Yani genellikle akademik standartlara çok daha ağırlıklı bakıyorlar. Yani bu kadar algoritması bu kadar kompleksliği burada gördüğünüz kadar daha basit İngiltere'de diyeceğim size. Peki ben izninizle kapatayım o zaman ki diğer toplantımıza kaçalım biz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Size de size de. Sağ olun. Teşekkür ederiz.